vesaire gibi. Yani niye toprak sahipliğinden örnek verdik? Çünkü eski toplumlar, ilk devletli toplumlar tarım toplumlarıdır. Yani tarım toplumlarının ortaya çıkışıyla birlikte devletli toplumları görüyoruz. Bu da aslında başlangıcı itibariyle bile eşitsiz bir ilişkidir. Şimdi bunu Avrupa feodalizminin ortaya çıkışı için anlatır Tilly ama aslında bu ilk devlet kuran yağmacıların tıpkı güvenliksiz bir mahalleye çöken bir mafya grubu gibi kendi yarattığı güvensizlik ortamına karşı bir koruma satmasına benzetir. Bu işte state as a racket diye anlattığı şey, yani Avrupa feodalizmi açısından düşünecek olursak işte kavimler göçü falan, bu Norman istilacılar, Vikingler kuzeyden geliyorlar. Germen kavimleri Rus steplerinden Avrupa'ya giriyorlar ve yerleşik tarım toplumlarını, aslında kendine de büyük ölçüde yeten tarım toplumlarını yağmaladıklarından dolayı bunları güvencesiz hale getiriyorlar. Sonra bunların bir kısmı buralara güvenlik satmaya başlıyor. Yani diyorlar ki eğer her hasat zamanı yağmacıların uğramasını istemiyorsanız, eğer bana belli bir yani vergi verirseniz biz burayı savunuruz. Dolayısıyla Norman Viyadükü Robert'in dedesi belli değil. Çünkü bir tane Viking yağmacısı ama akıllı bir adammış. Oraya yerleşiyor. Tabii ki kilisenin de yardımıyla din değiştirip falan. Bir meşru, yani bir mafyanın iş adamına dönüşmesi gibi, meşruymuş gibi yapıp sonra o toprağı kendinden sonra gelecek olan Vikinglere karşı koruyor. Bu Avrupa feodalizminin ortaya çıkışındaki mevzudur ama aslına bakarsanız büyük ihtimalle Mezopotamya'da da ilk devletler ortaya çıktığında aynı şey oldu. Çünkü tarım çok büyük oranda artık ürün ortaya çıkaran, bu bakımdan sadece o toplumu değil bir yönetici kastı da beslemeye yetecek olan, oradaki güçle de eğer yeterince becerikliyseniz etrafa yayılabileceğiniz bir şeydir. Ve insanlık çok uzun süre bu biçimde geldi. 2000 yıl İsa'dan önce desek 2500-3000 yıl, hatta işte 1600'lere kadar falan da demek bir 4500-4600 yıl bu tarım toplumlarıyla geçirdik. Kölecidir, feodaldir vesaire fark etmez. Fakat sonra kapitalizm, yani kapitalist üretim tarzı ortaya çıkıyor. Onun ortaya çıkışını tetikleyen olay da ticari tarımdır. Yani ticari tarım ne demek? Şimdi normalde köylü yiyeceğini üretir. Yani işte buralarda arpa buğday üretir. Çin'deyseniz eğer pirinç üretirsiniz. Çünkü sulak şey mümkün. Çok yağmur yağıyorsa ve tabii şeyi de sömürgeleştirdiyseniz Amerika'yı da, Mısır'da üretmek mümkündür. Mısır'da oradan getireceğiniz için falan, ama yiyeceğini üretir esas olarak. O yüzden eski, yani köylü toplumlarında muz plantasyonu diye bir şey olmaz. Tavuk tarlası diye bir şey olmaz. Tütün tarlası diye bir şey olmaz. Onları yiyemezsin çünkü. Dolayısıyla esas ne şey yapıyorsan, tüketiyorsan ödersin. Devlete de vergini maddi olarak ödersin. Aynı vergi dedikleri bizim eskiler bunun bir kısmına çökerler. Şimdi özellikle ticaretten büyük para kazanan, Atlantik ticaretinden büyük para kazanan, ticaretten daha önce para kazanan toplumlar da var. İşte İtalyanlar falan, onlar Palazzo falan yaptırmışlar. İşte heykeltıraş beslemişler. Amsterdam, Hollanda, Atlantik tarımından şey yapınca bakıyorsunuz orada da resim kuvvetleniyor. Çok büyük sanatçılar ortaya falan çıkıyor. Bir bu İngilizler oradan kazandıkları paraya sarayı sanata falan gömmeyi değil de tekrar daha güvenli biçimde. Çünkü ticaret güvenli bir şey değil. Yani bunun fırtınası var, korsanı var vesaire. O yüzden daha güvenli bir şey. Şehirlerde dolmuş durumda. Yani bu genel zenginleşmeden dolayı, çünkü Amerika kıtasından bir şey akıyor. O şehirlerde fazla gıda talebi olduğundan ötürü tarım ürünleri, yani o yiyecek tarım ürünleri, köylünün ürettiği şeyler para ediyor. Dolayısıyla bu da cebindeki parayı tekrar bir Karayip'ten bir gemi daha şeker getirecek onunla uğraşmaktansa, ki dediğim gibi çok riskli bir şey, gidiyor o Lord'a Mord'a, sen bana burayı kirala, ben burada işte Mısır'ı ben üreteyim. Londra'da, Bristol'de, Liverpool'da bunun çünkü alıcısı çok. Ve tabii ki 4500-5000 yıldır aşağı yukarı aynı biçimde yapıldığı için bu tarım, bu kar
amacıyla oraya gelen üretici oradaki üretkenliği de daha önceki kuşakların bilmediği ölçüde daha karlı hale getiriyor. Çünkü zaten normalde beklediği geliri lorda peşin olarak ödüyor. Onun karşılığında da işte oradaki fazla köylüyü kovarak daha etkin bir üretim biçimi şey yaparak tarımdan para kazanmaya başlıyor. Ticari tarım dediğimiz şey budur ve yani bunun ufak tefek örneklerini diyelim ki Fransa'nın batısında şarap üreten yerlerde falan görebilirsiniz. Çünkü nasıl ki muzla bütün seneyi geçiremezsen üzümle de geçiremezsin. Ama hani şarabı piyasada sattığında bir şey var. Ama bunlar ufak oldukları sürece genel olarak toplumun üretim tarzını etkilemezler. Yani o bir modüler bir biçimde şeye eklenmiş olur. Fakat bütün bir ülke veya neredeyse bütün bir ülke ticari tarım yapmaya başladığında o zaman ülkenin bütün toplumsal formasyonu da değişiyor ve bu iş dediğim gibi İngiltere'de başlıyor. Daha sonra bu kolonilerde tekstil ürünlerine şey fazlalaşınca, talep fazlalaşınca Mısır tarlalarını sökecekler. Daha da az tarım iş gücüne sahip olmak gerektiği için koyun yetiştirmek amacıyla daha fazla köylüyü şehirlere sürecekler ve İngiliz risalelerinde o dönemde adam yiyen koyunlardan bahsedildiğini göreceksiniz. Çünkü koyun yetiştirmek için çünkü yününü kırpacak. Yani et yiyelim diye yapmıyorlar. Bu şeyler kırsal bölgeler daha da azaltılacak ve ticari tarımla uğraşan kişiye de köylü demeyiz, çiftçi deriz. Yani o çünkü başka bir varlık biçimde artık piyasa için üretiyordur. Ürettiği şeyi yani o koyunu yemez, eti pazardan satın alır. Yün satar. Yün de işte İngiliz tekstil endüstrisinin 18. yüzyıldan itibaren temel ana maddesi olarak orayı başka bir ülkeye çevirecek. Şimdi bu iş başka yerlere de yayılıyor. Yani bir kez bu kapitalist üretim tarzı ortaya çıkınca bizim daha sonraki tespitlerle eşitsiz bileşik gelişim yasası dediğimiz yasa uyarınca başka bütün ülkeleri de dönüştürmeye başlar. Yani kapitalizm bir kez ortaya çıktıktan sonra kapitalist üretim tarzı çok hızlı bir biçimde hem coğrafi olarak yayılacaktır hem de sosyal dokunun giderek daha fazla içine işleyecektir. O yüzden etrafındaki bütün dünyayı da hızlıca değiştirmeye başlar. Bu hızlıca değiştirmek 20. yüzyılda biz bu işleri yani meslektaşlar bu işleri incelemeye başladıkları zaman modernleşme teorisi diye bir şey ortaya attılar. Yani bütün tarım toplumları sanayi toplumu da değişecek, dönüşecek. Bu bir ilerleme. Fakat tabii ki her toplumun kültürel yapısı, altyapısı, tarihselliği, bu dönüşümün başlangıcı, bu dönüşüm sırasındaki siyasi durumu vesaire farklı olduğu için hepsi İngiltere gibi olmayabilir. Yani izledikleri yol, güzergah farklı olabilir. Fakat sonuç aynı olacak. Gelişmiş sanayi toplumları haline gelecekler diye anlatmayı tercih ettiler. Bu böyle değil. Eşitsiz bileşik gelişim yasası, Marksizmden etkilenmiş gibi şeyler 70'lerde söylediği gibi az gelişmişliğin gelişmesi, yeni eski toplumsal ilişki biçimlerinin yeni durumda ortaya çıkışı falan gibi sonuçlar yaratarak diğerlerinin hani doğal lafını ben kullanmayı sevmiyorum ama burada tırnak içinde kullanayım. Doğal gelişimi neyse ondan daha farklı bir yola girmelerine yol açacak. Yani bu ne demek? Amerikan kıtasına aslında işte dini özgürlükler vesaire yeni olasılıklar falan diye kaçmış insanlar çok eski bir emek biçimini, köleliği Amerikan güneyinde İngiliz tekstil sanayine pamuk üretmek için yeniden gündeme getirecekler. Yani bu oranda aslında İngiltere'de kapitalizm olmasa olabilecek bir şey değil. Portekiz kendi tarımını giderek dönüştürecek ve önemli oranda İngiliz pazarı için üzüm yani şarap üreten bir ülke haline dönecek. Arjantin'de bir et üreticisi haline dönecek geniş topraklarından dolayı. Polonya'da aslında yavaş yavaş köylüler özgürleşirken serfliğin yeniden dayatıldığını göreceğiz köylülere. Niye? Çünkü kapitalizm yani bunu gene bu tıbbi şeyleri yapmak iyi değildir. Ama bir virüs gibi yayıldığı yani her yerde o dönüşümü
bir biçimde belirliyor. Biz buna kapitalizm entegrasyon diyoruz ve yavaş yavaş dediğimiz zaman tabii yani o insanlar için yavaş ama bakarsanız insanlık tarihi açısından çok hızlı bir biçimde yani çünkü şunu çok rahatlıkla söylenebilir. Milattan önce 5. yüzyılda işte Manisa'da yaşayan bir vatandaşın hayatıyla büyük ihtimalle bir işte İyonya, Biyonya falan gibi şey yapıyordu. Bir köylünün hayatıyla milattan sonra 5. yüzyılda bu defa Roma vatandaşı olarak yaşıyor. Aynı yerdeki şeyin hayatı değişmez 1000 yıl boyunca. Yani teknolojide ufak tefek değişiklikler olduğu için kıyafeti falan biraz farklı olabilir ama tarım toplumları durağandır. Yani 1000 yıl boyuncaki gelişme bizim 100-150 yıllık kapitalist dönemdeki gelişme ile karşılaştıracak olursanız çok daha yani hiç değişme yoktur gibi görebilirsiniz. Şimdi bu kapitalizm entegrasyon tabii ki her yere gittiği gibi her yere de farklı biçimlerde gidiyor. Çünkü bir kısım yerler doğrudan sömürgeleştiriyorlar. Yani kendi devlet formasyonları yeterince kuvvetli olmayan yerler sömürgeleştiriyorlar. Bunun tabii karıştırılmaması lazım. Çünkü ilk başta Avrupalılar sadece bir limanı kontrol etmekle ilgililer. Yani öyle bütün ülkeyi kontrol etme falan o 19. yüzyılın sonu. Dolayısıyla Buenos Aires. Orayı tutuyorsun. Geri taraf orayı tuttuğun için bir biçimde oradaki kaynakları çekebiliyorsun. Buenos Aires'te oluşmuş olan pazara da zaten bir şeyler satıyorsun. Aynı şey Bombay. Şimdi Hintliler şehrin adını değiştirdiler. Mumbai diyorlar. Çünkü Bombay aslında olan bir yer değil. Yani balıkçı kasabası falan olabilir ama orada sonuç olarak orası bir İngiliz limanı. Hindistan'ı kontrol için. İlk kurulduğu anda. Bunlar genelde böyledir. Ama gene de oralara bir kendini atıyor. Bir de karşılaştıkları pardon daha kuvvetli devlet yapılarını da dönüştürüyorlar. Yani özellikle savaş yoluyla ya biz bunlarla artık mücadele edemiyoruz diye düşünen Çin, Rusya, Osmanlı, Japonya gibi daha kuvvetli devlet organizasyonu olan yerlerde bunu bu kadar böyle hakimiyet kurmak mümkün değil. Fakat onlar da biraz içeriden biraz dışarıdan da ama daha çok içeriden bir dönüşme ihtiyacı hissediyorlar. İşte lise tarih derslerinizi hatırlıyorsunuzdur. Savaş alanında geri kalınca ya bu savaş teknolojisi toplar falan filan farklı diyor. Baron de Tott'u getiriyor buraya. İşte bir mühendishaneyi Humayun Ütüller kendi ilk şeyleri de oraya dağıdılar. Onu yapıyor. Sonra bakıyorlar ki o yetmiyor. Çünkü o askeriyeyi tutmak için ona göre bir maliye teşkilatına ihtiyacın var. O zaman maliye teşkilatımızı yenileyelim. Kadastro şeyimizi yenileyelim diyorlar. O da yetmiyor çünkü orada çalışacak insana ihtiyacın var. Bütün eğitim sistemini yenilemen lazım. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı sürekli yeni yeni okullar yapıyor dolayısıyla. Ama yani tabii bu kadar toplumsal kurumlar değiştikçe giderek altyapıda değişiyorlar. Biz buna kapitalizm entegrasyon süreci diyoruz. Ve Osmanlı gibi toplumlarda bu böyle bizim ulusalcıların falan anlatmayı sevdiği gibi bütünüyle yabancı dışarıdan falan filan değil. Bizzat yerli hakim sınıfların tercihleri de olan gelişmelerdir. Yani burası sonuç olarak Kongo, Kenya vesaire değil. Dolayısıyla böyle bir tercih var ve bunu yaparken de kurdukları işletmeler falan yani kapitalistleşme sonuçta buradaki şeyleri değiştiriyor. Türkiye'de Çukurova'da pamuk üretiliyor. Niye üretiliyor Çukurova'da pamuk? Çünkü iç savaş sırasında, Amerikan iç savaşı sırasında güneyden İngiliz sanayini besleyecek pamuk hammaddesini bulamıyorlar. Onlar da Kavalalı'ya diyorlar ki pamuk ek. Kavalalı o sırada sırf Mısır'a değil, Suriye ve şeye de hakim, Çukurova'ya da hakim. Dolayısıyla Mısır'da ve Çukurova'da pamuk üretimi başlıyor İngiliz sanayi için. Ve bir sürü insan, senin ataların büyük ihtimalle, oraya biraz yarıcı olarak pamukta çalışmak üzere getiriliyorlar. Yani Osmanlı toplumsal şeyleri de geliştiriyor. Bunu yapan doğrudan doğruya İngilizler değil. Yani Kavalalı ve onun etrafındaki bir hakim sınıf fraksiyonu. Benzer şeyleri bütün için Batı Anadolu'da daha sonra reji idaresi sırasında falan biraz da Düyun Umumiye'nin özelliklerinden dolayı daha millici bir havada sonradan İttihatçıların işte şeyi olacak, tabanı olacak. Yerli ve milli sermaye sınıfımız da yapacaklar. Dolayısıyla bu kapitalizm entegrasyon süreci
hem yasalarını değiştirerek hem çalışma emek biçimlerini değiştirerek Osmanlı'yı da dönüştürüyor. Biz şimdi bugün biraz Osmanlı'nın çok uluslu bir devlet olduğunu unuttuğumuz için yani işçi var mıydı yok muydu diye tartışıyoruz. Var. Çünkü kentler yani doğuda bile Vanlı falan var mı bilmiyorum ama Van Ermeni şehridir. Bütün Van değil. Köylerde Kürtler var tabii. Ama şehir merkezi Hristiyan'dır. Pek çok yer için bu geçerlidir ve sanayi üretimi vesaire gibi şeyler de şehir merkezlerinde olduğundan dolayı burada ciddi bir işte Ermeni, Rum işçi şeyi ortaya çıkıyor. Bunların patronları da kendilerinden bu arada. Yani insanlar kendi şeylerini sömürüyorlar. O bakımdan işte ilk organizasyonlar da buralarda Kınçak Komitesi, ikinci enternasyonel üyesidir. Taşnak Sütyun şeyden etkilenmiştir. Rus Narodniklerinden etkilenmiştir. Herzen'in fikirlerinden falan. Dolayısıyla daha popülisttir. Yani İttihat ve Terakki de etkilenmiştir ama yani onlar kadar yakından değil, doğrudan doğruya şeylerin sosyalist devrimcilerin bir şeyi gibi görülebiliriz Taşnak Sütyun. Rumların pek çok işte Beynelmilel İşçiler İttihadı diye Türkçe'ye çevirdiğimiz şeyleri var. Ergatis vesaire gibi dergileri var çıkarttıkları. Çok yani bu imparatorluğun bu bölünmelerinin dışındaki tek örneği Selanik'te görüyoruz açıkçası. Şey Sosyal Demokratların yine ikinci enternasyonelisi Bulgarlar arasında şeyleri var ama Bulgaristan o esnada yarı özerk gibi. Sadece Selanik'te o esnada tabii daha Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanistan yerleşince nüfusu değiştirdi. Bulgar ve Musevi ağırlıklı bir işçi sınıfı var. Bulgarların kendi örgütleri var. Museviler de kendilerini yeterince kuvvetli saymadıkları için veyahut da Avram Benaro'ya hakikaten iyi bir sosyalist olduğu için bilemiyorum. Bir çok uluslu bir Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu dediğimiz yani Rumları, Müslümanları, Musevileri büyük oranda kısmen de Bulgarları kapsayan bir şey oluşabilecek. Tabii şimdi şey oluyor. Peki bu işçiler nereden geliyor diye bir soru olabilir. İşçiler varlar. Bu daha ilk bahsettiğimiz örneklerde ya mülksüzleşen zanaatkarlardır bunlar. Yani çünkü tekstil, iplik üretimi, kumaş dikme kapitalizmin ortaya çıkan bir şey değil. Yani koyun yününden iplik yapmayı biliyorlar zaten. Ama bu el emeği içeren dolayısıyla bir zanaatkarın yaptığı iş ve bu eskiden de yani kapitalizm öncesi de çatışmalı bir şey. Floransa'nın bilinen en büyük ayaklanması, Ciompi ayaklanması 1380. İşte bir kısım bu yün eğricilerin bir kısmının lonca kurmasına izin var, bir kısmının yok. Büyük ihtimalle o kuranlar dolayısıyla daha karlı oluyorlar bu işten. Çünkü bütün devlet toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Dolayısıyla arte minori dedikleri küçük zanaatler bu büyük zanaatkarlara karşı ayaklanıyorlar. Ama niye? Bunların hepsi sonuç olarak vasıflı işçi. Yani o yaptıkları iş araçlarına sahipler, kullandıkları el tezgahlarına sahipler, kendi çalışma biçimlerini özellikle loncaları varsa belirleyebiliyorlar. Ve dolayısıyla loncalaşmak gibi bir işte Floransa örneğinde gördüğümüz gibi bir talepleri oluyor. Onun olduğu zaman iyi kötü hayatını idame ettirebiliyor. Fakat bu üretim biçiminde, kapitalist üretim tarzında giderek sermaye sahipleri ham maddeyi kontrol ettikleri ve büyük oranda alabildikleri için zanaatkarların üretim süreci üzerindeki kontrollerini zayıflatacaklar. Ve teknoloji gelişmenin de hızlanmasıyla, yani demin Manisalı köylüye dair verdiğim örnekten farklı olarak, giderek daha teknik üretim araçları, daha verimli çalışan, yani buhar makinesine gelmeden önce bile ve sonra tabii buharlı bu şeylerle, tezgahlarla falan ortaya çıkınca, bir vasıflı işçinin buna tek başına sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla ticaret dolayısıyla zenginleşmiş sermaye sahibi olan insanlar giderek daha fazla bu zanaatkarların üretim süreci üzerindeki kontrollerini arttıracak ve bu mülksüzleşen zanaatkarlar, üretim süreci üzerindeki kontrolünü kaybeden zanaatkarlar işçileşecek. Bu bir kaynak. Diğer kaynak da tabii ki demin de bahsettik. Kırsal 1800 yani aslında 20. yüzyılın büyük ihtimalle ortalarına kadar dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kırsalda yaşıyordu. Kentler her zaman çok daha küçük bir şey olmuştu ama bu da kapitalist üretim tarzını değiştirdiği şeylerden biri ve kırların boşalması işte son 200 yılın hikayesi.
kırlar şehirlere gidiyorlar. Bugün artık dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. O kırlardan gelen insanlar da diğer kaynaktır. Çünkü oluşmuş olan şeylerde özellikle lonca şeyleri falan kırılınca bu yeni üretim araçlarında çalışmak üzere kırdan gelmiş eski köylüler diyelim bir ikinci şey olarak işçi dediğimiz şeyin bu bütün dünyada böyledir. Yani oranlar değişebilir ama Osmanlı'yı düşündüğünüz zaman da orada da nereden çıktı bu işçiler derseniz bu insanlar. İşte tabii o mesela demin anlattığımız şey kır giderek şehre geldikçe de o şehir merkezlerinin nüfus durumu vesaire de değişmiş olacak. Şimdi burada bir noktada Osmanlı üçlemesinde uzun 19. yüzyıl üçlemesinde 1875 falan yani 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sonrasını imparatorluk çağı diye anlatır. Çünkü bu artık bir emperyalizm dönemidir. Yani bu ulusal devletler kapitalist üretim tarzı açısından yetersiz şeyler olmaya, sermaye pazarları olmaya başlarlar. O yüzden küreselleşme diye bugün çok konuştuğumuz şey aslında özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan bir gerçeklik. Ve inanılmaz bir mal ve insan dolaşımı vardır 19. yüzyılın son çeyreğine baktığımızda. Bütün Avrupa'nın devletsiz halkları bir kez Amerika kıtasına akar. Almanya'nın güneyinden, İtalya'dan, Polonya'dan bir sürü insan Amerika kıtasına hem güneye hem kuzeye akacaklar. Dolayısıyla insanlar da hareket ediyorlar. Yani bir kavimler gücü diye anlatılan şeye benzer bir şey Amerika kıtasına doğru oluyor. Oranın boş, tırnak içinde boş topraklarına yani işte aslında bir etnik temizlikle kitle kırımıyla boşaltılmış topraklara. Bu tabii bir rahatlama yarattığı gibi daha fazla aslında sanayi ürünü de ihtiyaç duyduğu için bu ilk küreselleşme dönemi Thomas Paine buna Victoria küreselleşmesi diyor. Yani İngiliz kraliçesi Victoria ve İngiltere'de bu işin o sırada hakim devleti olduğu için bizim ilk aklımıza gelen emperyalizm vesaire deyince ilk aklımıza gelen şeyi yani bu ülkelerin hammadde sattığı metropol ülkelerinde bu hammaddeyi işleyerek sanayi ürünü sattığı bir küresel pazar oluşturuyor. Tabii dünyanın şu an yani küresel diyorum şeyi fark etmeniz için çok büyük oranda ticaret rakamları falan 1950'lerde falan karşılaştığından daha fazladır 1890'larda. Ama tabii bütün dünya işin içinde hala değil. Hala kapitalizmin değmediği ülkeler değil ama geniş coğrafyalar var. Çeşitli yerlerde Asya'da hatta Amerika'nın orta batısında dahi o dönem burada bulabilirsiniz. Böyle yerler var. Fakat çok ciddi bir insan ve mal dönüşümünün olduğu bir çağ var. Ve bu dönemde işte bizimki gibi ülkeler ham madde satıyormuş. İşte pamuk satıyor Çukurovalılar ama Türkiye'de şey deyince ham madde satımı deyince işte fındık daha sonra bu çikolata falan işi için gerekli olduğu için tütün, incir, taş kömürünü Fransızlar çıkartıyorlar ama çok şey değildir. Esas krom yani çelik üretiminde vazgeçilmez bir doğal ham madde olduğu için krom satıyorlar. Hatta Nazi savaş makinesini de bol miktarda Türk kromuyla şey yapmıştır Almanlar oluşturmuşlardır. Ve bu aşağı yukarı işte 1929 ekonomik buhranına kadar aslında şeysiz olarak, kusursuz olarak işliyor. Orada hani bir piyasa çöküşüyor çünkü serbest piyasanın, kendi kendini düzenleyen piyasanın aslında şey olmadığı ortaya çıkacak. Yani muhakkak devlet müdahalesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkacak ve Keynesçilik vesaire gibi dediğimiz şeyler de bu devlet müdahalesinin nasıl olması gerektiğine dair. Çünkü Lord Keynes ve diğerleri 1920'lerden itibaren bunu eleştirirler. Bu şey biçimini ve genel teorisi 34'te yayınlıyor, 35'te. Ama genel olarak bunun yani liberal teorinin işte laissez-faire, laissez-passer dediğimiz yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler şeyin olmadığını muhakkak devlet müdahalesinin gerektiğini ifade edecek. Çünkü bunun sistemin işleyişi için
ihtiyacı var. Fakat hiçbir dönüşüm birdenbire olmuyor. Yani 30'lar, 40'larda savaş var. Çünkü bu iki, her iki savaşa da biliyorsunuz biz paylaşım savaşı deriz. Çünkü bu dönem aynı zamanda yani Victoria emperyalizmi bir emperyalistler arası rekabet dönemidir. Yani pazar için, mallarını satacakları pazar için ve ham maddeler için birbirleriyle rekabet ederler ve bu dünya savaşlarına yol açar. İşte büyük buhrana falan da aslında yol açan dengesizlikler gene bunlarla alakalıdır. Sistemin kendi sorunları dışında ve bu işte aşağı yukarı 1945'e kadar giden bir süreç. Türkiye'de o esnada ne oluyor? Türkiye kendi ulus devletini kuruyor. Yani Kurtuluş Savaşı tarihi falan. Dolayısıyla işçi sınıfı açısından da bir homojenleşme olacak. Yani Türk Müslüman unsur dışında çok kimse kalmıyor. Ve bunların aslında işte İzmir İktisat Kongresi falan gibi şeyler de tartışıldığını söylüyorlar. Aslında şunu tartışıyorlar. O zaman Sovyet devrimi de olduğu için ve tabii Türkiye'de buna çok yakın bunun farkındalar. Yani bu meselenin bir Dünya Savaşı sonrasında biz sadece Sovyet devrimi diyoruz ama Macaristan'da da oluyor. Almanya'da hem Berlin'de Rozaların katledilmesiyle sonuçlanan hem de Münih'te yani Bavyera'da bir kısa süre hükümet değişikliği var. Fransa'da ayaklanma var. Ordu ayaklandı. Çok kanlı bastırılıyor. Britanya'da 1926'da çok büyük bir grev var. Yenilecekler ama dolayısıyla etraf hareketli. Kemalist liderlik de bunun farkında. Dolayısıyla bunun kontrol edilmesine ihtiyaç var ama bir yandan da İttihat ve Terakki'den beri gelen onun tabanının yani bu tütün satan, pamuk satan, orta boy, büyük boy, toprak, ticari tarım yapan toprak sahiplerinin çeşitli çıkarları var. Dolayısıyla ona göre oluşmuş bir devlet var. İşçi mevzusunun önemli farklar bunu kontrol etmek istiyorlar. Şimdi bizde ilk yerli şey bu Tophane'deki şeyde oluşan 1896'da oluşan. Şimdi biz ilk grev falan diye bakıyoruz. İnsanlar zanaatkar da olsa, işçi de olsa, köylü de olsa her zaman isyan eder. Bu biraz şey yani ilkine hangisi işçi dediğinle şey yapar. Zanaatkar da isyan eder. Yani Selahattin cami yapıyor. Devlet işletmesi. Taş ustası şeyinden memnun değil. Maaştan memnun değil. Yontulmuş akçeyle. Yani o zaman gümüş olduğu için para. Gümüşü biraz yonttuğunda aslında sana 5 akçe verdim diyor ama o gümüş miktarı o kadar değil. Dolayısıyla buna karşı bir sürü şey var. Yani iş durdururlar, paramızı istiyoruz derler falan filan. Yani buna bakmanın çok önemi yok. İlk ama şey örgütlenmesi 1896'da Tophane'de. Çünkü Almanya'ya şey yolluyorlar. Usta yolluyorlar işi öğrensin diye. Orada tabii Almanya'da ikinci internasyonel şey partisi yani Alman Sosyal Demokrat Partisi bugünkü parti. Yani işte bizim Soğuk Savaş'ın Rus Komünist Partisi gibi yani. Dolayısıyla muhakkak değiyorsun orada Alman işçisinden bir şey öğrendiğinde. Bu bakımdan orada bir şey var. Zaten o devam edecek. İmalatı Harbiye işçileri İttihat Terakki'nin aslında çok kuvvetli olduğu bir şeydir. Orada ustaları Numan Usta falan milletvekili de yaparak tutuyorlar. Böyle bir şey ekibi var ama esas tabii gene oralara okumaya gitmiş insanlar biraz daha böyle bir İttihatçı ideolojiyle gidip oralarda bunları görüp böyle bir yukarıdan sosyalizm falan gibi bir şeyle dönecekler. Fakat Sovyet devrimi tabii bu işi çok değiştirecek. Sovyetlere gitmiş olanlar var yani savaş esirleri vesaire falan. Dolayısıyla burada bir iki şey var. Bu fikirlerle tanışmış insanlar Kurtuluş Savaşı sırasında var. Tam da bundan dolayı işte bu resmi Komünist Partisi falan gibi işlerle 1920'de daha liderlik tam olarak halk mücadelesini kontrol edemiyorken bazı şeyler yapacaklar ama en sonunda işte bunları bir kez görev almalarını engelleyerek yani İçişleri Bakanı Meclis Kuvvetler Birliği'ne çalıştığı için Cami Baykurt'u seçiyorlar. Atamıyor şey Atatürk. Cami Baykurt aslında eski iktidatçı. Dediğim gibi biraz böyle hani yukarıdan sosyalizm falan işleriyle bir şey olabilir. Öyle net bir şey de değil ama bunları engelleyecekler ve mecliste daha sonra yapılması planlanan bütün şeyler bu kafadakiler. Yani bu iş tehlikeli, buna şey yapalım falan gibi bir iş yasası tartışılıyor. Bu iş yasası hiçbir zaman meclise gelmeyecek. O dönemde 1920'lerde bu Victoria Çağı
emperyalizm devam ederken ham madde satan Türkiye'de bu Melisa İncek bunu getirmeye çalışan bu tür bir ideolojiyle çok zehirlenmiş kimseler de Mustafa Şeref Bey Çalışma Bakanlığı'ndan derdest edilip atılacak. Çalışma Bakanlığı, İktisat Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı daha yok. Yerine aferizmin şeyi Celal Bayar getirilecek mesela. Yani aslında bir milli burjuvazi yapma işine devam etmek isteyenler ve Celal Bayar en sağlam bakandır. 30'lar boyunca bütün bu planlı sanayileşme falan olduğunda. Çünkü neyse bundan biraz bahsedeceğiz. O planlı sanayileşme büyük buhranda artık ham maddesini Avrupa'ya satamayan. Çünkü bütün ticaret durmuş. Büyük bir kriz var. Onun malını alıp işlemek üzere yani gene devletin parasını buralara aktarmak üzere kurulmuş olan fabrikalardır. Yani çırçır fabrikaları pamuk işlemek üzere, şeker fabrikaları vesaire, tütün fabrikaları yani 1910'ların sonunda İttihatçı'ya şey yapan, savaşta vurgun yapan Yenikapı'dan biniyorsanız eğer şeye Marmara'ya bir kafanızı kaldırın. Orada şimdi belediye bir şey yapıyor. Bulgur Apartmanı'nı yeniliyor. Sokollu Camii'nin yanında yukarı tepeden bakar. Bulgur Apartmanı deniyor olmasının sebebi onu şey yapan İttihatçı vekil vatandaşın adını unuttum. Bulgur'dan İstanbul'da kıtlık var. Bulgur'u herkes getiremiyor. Silah nakliyatı için ayrılmış vagonların bir kısmını vatandaşa tahsis ediyorlar. O bulgur getiriyor. Dolayısıyla büyük para kazanıyor yani şey borçlusunda. Orada kocaman demek ki iyi bir kapitalist değil. O İtalyanlar gibi palazzo yaptırmaya kalkıyor kendine. Şimdi belediye aldı onu bir ara Osmanlı Bankası'nda yanılmıyorsam. Şey böyle yani İstanbul'un Yediçtepe'sidir orası Eskişehir. Oradan bütün Marmara, Eskişehir falan yani şunun içine bakan bir yerde şey var. Neyse yani bunlar mallarını batıya satamayınca devletin fabrikalarına satmaya başlayacaklar. Yani 30'da planlı kalkınma falan dedikleri şey budur. Bu da benim fikrim değil Haldun Güler hocanın 1980'lerdeki şey. Yani rakamlar da söylüyor bunu. Yani burada oturdum sen söylüyorsun diye bir şey değil. O planlı kalkınma Sovyetlerden çok etkilendi falan filan gibi söyledikleri şey aslında rejimin temeli olan bu ticari tarımla uğraşan şeylerin Avrupa'ya artık satamadığı şeyi alıp işleyip iç pazarda satılmasıyla ilgili bir şey. Orada da gene bol miktarda Celal Bayar üzerinden böyle bir aferist ekiple şey yapıyorlar. Ama tabii aynı zamanda çok temel savunma sanayi için özellikle demir çelik ihtiyacı olduğu için Karabük'te kuruluyor. Ve yani hikayenin temeli o değil aslında bakarsanız ve devletleştirme yapılıyor. Gene işte Zonguldak'ı Fransızlardan alacaklar, tren yolu işletmelerini devralacaklar. Böylelikle bir devlet işçisi oluşmaya başlıyor çeşitli yerlerde ve ilk şey yasası da iş yasası da o yüzden 1936'da gündeme gelecek. Çünkü devlet işçileri oluşmaya başlamış ve bunlar da şehirlere yapmak istemiyorlar fabrikaları. Çünkü gene şey korkusundan yani bir proletarya korkusundan dolayı şehirlere yapmadıkları için Anadolu'nun çeşitli yerlerine yapıyorlar ve bu buradaki devlet işçileri aslında bakacak olursa aynı zamanda rejimin desteklenmesi açısından da kilit önemli bir şey. Çünkü köylülük sıkıntılı. Köylülük şundan dolayı sıkıntılı. Sen zaten köylü tasfiye etmen lazım sanayileşmek istiyorsan. Bir de sanayileşme için gereken artı onlar üretiyorlar. Dolayısıyla ilk seçimlerden itibaren bu Demokrat Parti falan. Çünkü sürekli ondan çekiyorsun yani ondan aldığın vergiyle. O bakımdan burada özellikle kit işçilerini, bu devlet işçilerini bazı bireysel haklar vererek, kolektif haklar değil, bireysel haklar vererek şeye bağlamak gibi bir hedef var. 36'da iş kanunu bundan dolayı çıkıyor. 2 haftada çıkıyor meclisten. Daha önce 5 girişim var ve bir tanesi bir bakanın kafasını yiyor 32'deki. Buna rağmen 36'da kanun 2 haftada tartıştırılmadan meclisten çıkıyor. Tek kişi aleyhe söz alır. Yani tutanakları inceledim tezler için. Emin Sazak. Sazaklar, bildiğiniz Sazaklar Eskişehir'in en büyük ailesidir. Yani bizim doğuda 15 keçisi olan herkese ağa derler ama Sazaklar hakikaten şeydir. Şimdi bahsettiğimiz klasik şey ham maddesi üreten yani batıya satılabilir ticari tarımla şey yapan bir ham madde üreten büyük çiftliklerin sahibi bir aile. Sırf Emin Sazak dolayısıyla çıkıp diyor ki böyle şey olmaz. Biz bunu daha önce de hani yapmıyorduk. Bu yanlış yapıyorsunuz diye Recep Peker
Cevap verir der ki bu rejim kanunudur, sen karışma ondan. Yani çünkü bu seninle alakalı değil zaten. Bu devletin işçisiyle alakalı. Devletin işçisine bazı bireysel haklar tanıyoruz. Daha sonra sigorta vesaire falan filan olacak ama o haklar da zaten Milli Koruma Kanunu'yla 38'de daha uygulanması başlamadan, çünkü savaş başlayacağı ortada, uygulanmaz ama yasada vardır. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünyaya giriyoruz. Bu bahsettiğimiz işte metropol ülkelerin sanayi üretimi yaptığı, şeylerin, işte bizim gibi ülkelerin ham madde sattığı dünyadan başka bir dünyaya geçiyoruz. Çünkü ilki patlamış. 29'da patlamış. İki Dünya Savaşı gibi bir şeye sebep olmuş. O yüzden 44'te Bretton Woods'ta konuştukları düzen daha farklı bir düzen ve burada artık metropol ülkeler tüketici malı üretmek istemiyorlar. Sermaye malı üretiyorlar. Sermaye malı üretecekler. Sen de dolayısıyla bu sermaye mallarını alıp kendi ülkendeki montaj sanayi oluşturup tüketici malı yapacaksın. Yani tabii bunun düzenli işlemesi için Dünya Bankası, IMF, doların altına sabitlenip ticaretin daha düzgün yapılabilmesinin önünün açılması falan gibi şeyler de var. Fakat İkinci Dünya Savaşı sonrası gördüğümüz şey kalkınmacı planlı ekonomilerin yayılmasıdır ve sömürgelikten yeni kurtulan bir sürü ülke var. İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle İngilizler bütün sömürgelerini bırakırlar. Diğerleri o kadar şey değildir ama onlar da bir kısmı bırakmak zorunda, bir kısmı da savaşarak zaten kazanacak. Ama aslında Fransa'nın, Portekiz'in yaptığı yani emperyalist merkezin eğiliminin tersine bir şey. Yani onlar milliyetçi duygularla bırakmayız. Hatta yani diyorlar ki tamam Senegal'i bırakalım da Cezayir şeyin parçası, ülkenin parçası. Yani Vichy rejimi varken De Gaulle Cezayir'den Fransa'ya hükümetiyim demiş. Cezayir'de kontrolü sahibi olduğu için falan. Yani böyle aslında tarihin akışına ters şeylerle engellemeye çalışıyoruz. Aslında bunların hepsi bağımsız devlet olacak. Ekonomileri ama metropollere bağlı olmaya devam edecek. Ne yolla? Metropollerden sermaye malı. Sermaye malı derken yani fabrika yapan alet edevatı söylüyoruz. Yani artık buzdolabı yapmak istemiyorlar ama senin bir buzdolabı montaj hattı kurabilmen için sahip olman gereken şeyleri yapıyorlar. Ve yavaş yavaş bütün ülkelerde buna geçiyorlar. Ve Türkiye'deki aslında 1950'lerdeki kriz bununla alakalıdır. Yani Türkiye tabii hızlıca bu şeye girmiyor. 52'de Kore'ye asker yollayınca NATO'ya falan giriyor ve Batı kampında yerini alıyor. Ve 1955'te bakıyoruz ki Koç çok standart bir hikaye. Bir önceki dönem Koç İstiklal Savaşı gazisidir. Meclisin şeyi olduğu için, katibi olduğu için Ankara'da işte bir eşraftan birinin çocuğu. Bakkalları var diyorlar ama yani bakkallıca şimdi gibi düşünmeyin yani adam. Mağazası var yani. İşte bu şimdi imparator herhalde bulunmuyor. Bu bir roman vardır Fehmi Çok diye Koç'un hayat hikayesinin anlatıldığı şeyi unuttum. Yazarın adını unuttum. 80, 70'lerin sonu 80'lerde falan epey şeydi. Erol Toyun, evet. İşte meclise tuğla satıyor ve en önemli aferistlerden birisi aslında ve Ankaralı. Yani iddiatçılar için işte bu Batı Anadolu tüccarlar neyse Koç aslında yeni dönemin, yani onlar devam ediyorlar ama bir örneği olarak zaten İstanbul'a yollayacaklar. Çünkü ticaret oradan dönüyor. İşte Ford'un şeyi olacak. Bir vesile olacak öyle diyorlar yani. Ford ürünlerini buraya getirip satan falan filan. Fakat bu yeni döneme uyandıkları için fabrika kurmaya başlıyorlar. İstanbul şeyinde. Demirdöküm 55'te kuruyor. Türkan Kibrit Fabrikası, Kavel. Bunların hepsi 55-56'dır. 54-55-56'dır. Çünkü yeni dönem bu. Dolayısıyla artık burada bu son malı montajını yapacak fabrikaların oluşturulması lazım. Şeyin istediği bu. Küresel kapitalizmin, emperyalist merkezin bu ikinci döneminde istediği bu ve artık emperyalistler arası rekabet yok. Bir öcü var. Doğu kampı ve o öcü doğrultusunda bir hiyerarşik şeyde dizilmiş ve çok yakından kontrol edilen bir
emperyalist blok var. En başında onun merkezi ABD, onun sopası NATO ve çok yakından kontrol edilen bir hiyerarşik dizi. Bu sırf Türkiye açısından değil, İtalya'da falan da Gladiola vesaire ortaya çıkan şey, bunların bütün güvenlik mekanizmasının, ki devletin temeli, en başta onu anlatmaya çalıştım, güvenlik mekanizmasıdır. Yani devletin hastanesinin, okulunun, şunun bunun olması son 150 sene. Devletin askeri olur. Asker için tahsildarı olur. Bütün bunların yürümesi için de Roma'nın Hristiyan olurken şey yaptığı mevzu din adamı olur. Yani üçüncü şey de o da zaten 3000 sene sonra falan ortaya çıkıyor. O yüzden esas olan askerdir. Bütün bu güvenlik mekanizmasında en yukarıdan çok yakın olarak kontrol ettikleri bir hiyerarşik düzen. Dolayısıyla aralarında da çok mücadele olmuyor. Zaten Soğuk Savaşı'nda bir dengesi var. O aynı zamanda burayı hizaya tutmak açısından da faydalı bir şey. Bunun dışında kalan da bağlantısızlar, onlar da çok önemli ama ticaret dönüyor. Bizimkiler buradaki hükümete dönüp diyorlar ki sen işte şey yap, planlı ekonomi, çünkü bu yeni şeyin gereği yok, planlı kalkınmacı devlet. Demokrat Parti aslında hala bir önceki dönemin siyasi aklını temsil ettiği için buna plan değil pilav diyorlar falan. Ne gereği var? Çünkü tarımsal ürün satar, şey yaparız. Fakat tarım ürünleri, yani o ham madde ürünlerinin fiyatı giderek düşüyor. Dolayısıyla korumacı iç pazarlarda iç tarafa öyle olunca tabii senin paranın değeri düşüyor. Senin paranın değeri düşünce de vatandaşa tüketici malı satamıyorsun. O yüzden korumacı duvarları yükseltip bizim itelik hamecilik dediğimiz sermaye mallarını transfer etmesi için özel sektöre bir plan dahilinde teşviklerde bulunup sonra bu korunmuş iç pazara mal satılması daha makul bir şey. Buna direndiği için de 27 Mayıs'ta zaten yani bu genelde böyle işte solcular falan, İstanbul Burjuvazisi kendine uygun bir şey oluşturacak. Şimdi o dönemde bir işçi hareketi oluşuyor. Niye oluşuyor? Çünkü İki Dünya Savaşı'ndan sonra aslında Türkiye bir tercih yapmak durumunda ve bakıyorlar, yani tarafsız kalarak şeyde kalmak mümkün değil. Yani bir ülkeyi bu şekilde tutmak mümkün değil. İşte Selim Sarfer'e sorduruyor, yani Ruslar ne isteyecek bizden, Sovyetler ne isteyecek bizden diye. Yani orada şimdi şey diyorlar ki Kars'ı istedi falan filan, aslında şeyde de şimdi kitap çıkarttı Marmara'daki çocuk. Şey çok açık, diyorlar ki yani şimdi siz bütün bu savaş boyunca Nazileri desteklediniz, dolayısıyla bir şey vereceksiniz yani. Ve onların istedikleri şey de aslında Yünker İskelesi Anlaşması'ndan beri istedikleri şey Boğaz'da üs, Beykoz'da bir tane üs. Çünkü Boğaz'ın güvenliği önemli. Amerikalılar İncirlik'te üsse şeyler, okeyler yani. Şimdi Türkiye gibi bir ülkede yani Boğaz'da İstanbul'un neredeyse ortasında bir şey vermek mi? Adana'nın kuş uçmaz kervan geçmez yerinde bir şey vermek mi? Dolayısıyla bizimkiler de İsmet Paşa falan NATO işini aslında destekleyecekler. Yani Demokrat Parti giriyor ama o andan itibaren daha az maliyetli olanın öbür taraf olacağının farkındalar. O bakımdan ona uygun bir şey oluşturulması lazım ve 46 CHP Kongresi'nde İsmet Paşa bir konuşma yapıyor. Diyor ki sınıf esasına dayalı teşkilat kurma yasağını kaldıracağız diyor. Sınıf esasına dayalı teşkilat kurma yasağını kaldıracağız deyince 46 Haziran'ında söylüyor bunu CHP Kongresi'nde. Daha yasa falan yok ortada. Sonra kaldıracaklar ama hemen Adana, İstanbul, Kocaeli, İzmir'de sendikalar oluşuyor. Bizim 46 sendikacının dediği şey, ha bunlar nereden geldi? Şimdi bunlar bir dediğimiz gibi zaten böyle bir gelenek var yani şeyden gelen. Özellikle Bulgaristan'dan gelen tütün işçileri arasında komünizm fikriyle, yani Bulgar Sosyal Demokratlarının şeyinden dolayı, ajitasyonundan dolayı bir şey var. Tanışmış olma durumu var. Bir de İki Dünya Savaşı boyunca üniversite öğrencileri arasında bir antifaşist ajitasyon var. Dolayısıyla Türkiye, yani Sovyet işini zaten bilen, yakın olan, işte bu şeylerde bastırılmış olsa da bir geleneğin ortaya çıktığı, hatta devletin zaman zaman da kullandığı, şimdi bu geçmişe döneceğim ama ben çok böyle tarih alırsam bana bir dualar et ama. Taksim Anıtı'nda
Voroşilov'la Arolov'un heykeli var. Üçlünün hemen arkasında. Yani Gazi Paşa, İsmet, Fevzi Çakmak. Arkalarında da Voroşilov'la Arolov var. Şimdi bunun bir sebebi var. O anıt İstanbul Burjuvazisi tarafından yaptırılıyor. Yani şey değil. Devlet yapmıyor. Çünkü Paşa bir türlü İstanbul'a gelmiyor. Paşa İstanbul'a gelmedikçe de İstanbul'daki bu eski iddiatçılıktan zenginleşmiş şeyler endişeleniyorlar yani. Paşa buraya niye gelmiyor yani? Geldiğinde bize ne yapacak diye. Çünkü İzmir suikastı işinden doğru Kara Kemal'i tavuk şeyinde vuruyorlar. Yani teslim olmadı falan diyor. Bilmiyoruz teslim olmadı mı şey yaptı. Cavit Bey'i hiçbir şey yokken asıyorlar. Şimdi bunlar kim diyeceksiniz? Bunlar iddiatçıların bu milli ekonomi işinin başındaki adamlar. Yani İzmir suikastında temizlenen başkalarını da temizler ama özellikle bu ikisi bu bahsettiğimiz iddiatçı zenginlerin tepesini temizleyip onları şeye bağlayacak mevzu ama gene de bir sene daha Paşa İstanbul'a gelmiyor. Bunlar diyor ki ya ne yapalım falan. Bir tane anıt yapın deniyor bunlara. Anıtın da nasıl olacağını, Kanonika'nın yaptığı anıt nasıl olacağını da bizzat Ankara'dan soruyorlar. Dolayısıyla orada Voroşilov'la Arolof'un olması Paşa'nın isteği. Ve bir mesaj yani. Şimdi onun için Voroşilov ilk beş Sovyet Mareşalinden biridir. Bugün Rusya'nın hiçbirinde heykeli olduğunu zannetmiyorum. İstanbul'da duruyor. Ve 10. yıl falan şeylerine bakarsanız Paşa'nın çünkü Türkiye ile iyi ilişkileri olan birisi. Her zaman onu yolluyorlar buraya. Yani o heykel yapıldıktan sonra da gene onu yollayacaklar 10. yıl kutlamaları için falan. Aralof'ta aslında tabii ilk anda şey değil. Yani Sovyet Türkiye ilişkileri biraz sıkıntılı. İlk gelen şey Şerif Manatov bir başkırt. Yani Türk aslında. Fakat iyi bir komünist olduğu için buradakileri örgütlemeye çalışıyor falan. Bunu yollayın diye şey yapıyorlar. Sonra Aralof geliyor. Aralof emirle geliyor. Yani ne isterlerse vereceksin diye geliyor. O yüzden onu çok seviyorlar. Yani şeyde falan da YouTube'da falan da ondan bahseder. Öbürü çünkü işte anarşist yani. Ve Aralof'un şeyini koyuyorlar. Çok mühim birisi olmamasına rağmen ama bir şey yani bizim Sovyetlerde iyi arkadaşlarımız var diye İstanbul Burjuvazisi'ne verdiği bir şey. 28'de de gelecek paşa sonra. Açılışını falan kendisi yapıyor zaten. Kanonika'nın yani Taksim Anıtı'nın. Neyse. Yani dolayısıyla bunlar bilinen şeyler ve bu şey olunca, bir serbestleşme olunca hızlıca 46'da bir sendikacılık hareketi bu etkileri en açık olan şehirlerde, aslında sanayi şehirlerinde ortaya çıkacak. Bakıyor devlet buna, aslında onlar da Çalışma Bakanlığı kurmuşlar. 45'te Çalışma Bakanlığı kuruyorlar. Başına bir tane Nazi aşığı hekim getirecekler. 30'larda Almanya'da eğitim görmüş. Çok güvenilir adamıdır. 12 Mart zamanında da hükümet kurduracaklar Saad Irmak'a. İşte Senato Başkanlığı falan yaptıracaklar. Rejimin en güvenilir adamlarından bir tanesidir. Fakat tabii şeyler bakanlığın profesyonelleri İngiltere'den gelen liberaller. Çünkü Batı kampına gelmen lazım. Sigorta yasası falan o esnada da işçi dernekleri tartışıyorlar. Yani işçi dernekleri kurarız vesaire falan diye. CHP içinde bir şey oluşturuyorlar. Bir başka Nazi Almanya'sında eğitim görmüş doktor Ligi Bark'ın liderliğinde bu Sabahattin Selek falan da içinde olduğu bir işçi bürosu oluşturuyorlar falan. Bunlarla işçileri kontrol edecekleri bu da yani orijinal bir fikir değil. Peronist Arjantin'de de vardır. Hatta yani Sovyetler'de devlet kontrolünde çeşitli işçi örgütlenmeleri var. Böyle bir şey oluşmak istiyor. Fakat 46 sendikacının göre işi dernek mernek şeyinin bunu kesmeyeceğini görüp 47 Şubat'ında ilk sendikalar kanunu çıkaracaklar. Ama önce sıkı yönetimden dolayı bütün bu sendikaların çoğunu kapatıp o doğrultuda oluşmuş işte bazı partileri falan da önce yani bir alanı temizliyorlar. Sonra 47'de kendi yasa 2 ay sonra kendi yasalarını çıkartıyorlar. Aralık'ta çünkü bunlar kapatılıyor. Sonra da bu bahsettiğim işçi bürosu aracılığıyla özellikle İstanbul'da sendikalara gidip işte neye ihtiyacınız var? Partimiz ihtiyaçlarınızı karşılasın falan. Çünkü kolay bir şey değil. İşçiler kuruyor bu sendikaları. Yani çünkü hakikaten görevlendirmeyle kurulan sendikalar değil, aşağıdan kurulmuş sendikalar. Bunların üzerindeki bir kez bu yabancı tesir temizlendikten sonra CHP işçi bürosu gidip bunlarla bir ilişki kuracak.
Rejim liberalleştikçe 49'da özellikle Demokrat Parti'ye dahi izni veriyorlar. Demokratlar da o yüzden sendikalara gitmeye başlayacaklar seçime doğru ve bir grev hakkı tartışması oluyor. Demokrat Parti grev hakkını savunuyor. CHP greve karşı, yani zaten dernek kuracaklardı. 46 sendikacından dolayı sendika kurulmasına izin vermişler. Grev hakkı falan şey olur diye. Fakat Demokrat Parti iktidara gelince işçilerden de yoğun oy alır. İstanbul İşçi Sendikalı Birliği bölünür yani bir kısım demokratlarda. O önemli bir şey çünkü düşünecek olursanız yani devlet partisi sonuçta CHP. Yani işçinin ondan ayrılıp ayrı tekstilde, özellikle bu Eyüp Silah Tarağı falan tarafındaki tekstil fabrikalarında, bu yani Demokrat Parti yanında şeyde olmak büyük iş. Zonguldak'ta madenciler şeye inmezler. Oy vermek için. Çünkü onların sürekli orada kalıp şey yapmaları lazım. Bir tür grev yapıp oy verirler yani fiili. 50'de, 14 Mayıs 1950'de de Türkiye demokrasisinin tepe noktası herhalde. Yani bir hükümet değişikliği oluyor. Yani bu büyük bir olaydır. Şimdi çok düşünmüyoruz ve yani İsmet Paşa'nın da bana sorarsanız çok iyi bir insan olduğu için değil herhalde, ama Batı şeyinde yer almaya dair, çünkü o zaman bir liberal demokrasi olmak şart. Ne kadar şey oldu, kararlı olduğunu da gösteren bir şey. 51'de Demokrat Parti bir sendika grev kanunu şey yapıyor. Çok zayıf bir kanun. Sendikalar da beğenmiyorlar. Ondan sonra da bir daha denemeyecekler. Fakat bu 55'lere falan doğru gittikçe bir bol miktarda Anadolu'da kit kuruyorlar. Yani şu aslında 30'larda yapılan şeyin benzerini yapmış oluyorlar. Ve ham madde işleyecek fabrika kuruyorlar. Yani çünkü giderek tarımsal üretim de arttığı için, hala eski kafada oldukları için bu işçi sayısını arttırıyor. Sendikalarda şey olduğu için, özellikle bu devlet işletmeleri de bunların hepsi, oralarda sendikalaşma oluyor. Bunu da seviyorlar bir noktada herhalde, çünkü seçmenle ilişki demek, işçiyle ilişki. Bunu da kullanacaklar. Fakat 50'lerin ortasından itibaren sendikalarla da araları açılıyor. Çünkü diğer tarafta bir sanayileşme hamlesi savunan bir program var. Dünya kapitalizmiyle uyumlu olan program. O program ve sendikaların bu yöndeki şeylerine bir hep taş koyacaklar. Türk İş'in kuruluşunda mesela bu Irving Brown Türkiye'ye geliyor. O da çok tartışmalı. Çünkü Irving Brown bir sendikacı ve CIA elemanı. İkisi aynı şey Soğuk Savaş döneminde. Yani uluslararası sendika şeyinde olanlar. Dünya Sendikalar Federasyonu'nu bölüp kendi şeylerini kuruyorlar. Aslında Yunanistan'da iç savaş var. Yunanistan için geliyor. Gelmişken Türkiye'ye de uğrayıp diyor şeyleri de. Türkiye'de ne yaptığını bir türlü anlatmıyor. Ama Türk İş'i kurduttuğunu biliyoruz. Yani bir konfederasyon kurarsanız iyi olur. Çünkü bütün anılarda aynı şeyi söylüyorlar. Irving Brown bize söyledi, bir Türk İş'i kurarsanız iyi olur falan diye kuruyorlar. Fakat Demokrat Parti bundan hoşlanmadığı için 52'de kurulan Türk İş 27 Mayıs'a kadar Ankara'da bir tabela olarak kalacak. Çünkü kimse aidat vermiyor. Yani sendikalar kendilerini zar zor geçindiriyorlar. Bir de Ankara'ya para yollanacak falan. Öyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla o dönemde sendikal merkez İstanbul İşçi Sendikaları Birliği. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği de bu İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün aslında uyumlu olarak daha fazla bir şeyden yana olduğundan dolayı bunların giderek Demokrat Parti ile de arası açılacak. Fakat 27 Mayıs ve İtalya kahvecilik. Dolayısıyla montaj sanayinin özellikle büyük kentlerin yanında, yani işte İstanbul biliyorsunuz bugün Kocaeli'nden Çerkezköy'e kadar, hatta Sakarya'dan, Kocaeli bile az, Sakarya'dan İstanbul'a kadar uzanan bir şey. Bunun temeli bu dönemde atılıyor. İtalya kahveciliği anlattım ve bu var olan sendikalar açısından da bir ikinci şey ortaya çıkartıyor. Çünkü var olan sendikalar özellikle kitlerde örgütlüler. Yaygınlaşmış olan kitlerde örgütlüler. Fakat hepsi yani en klasik örneği Teksif'tir. Teksif sonuç olarak Sümerbank'ın sendikası. Fakat Teksif'le alakalı olarak 50'lerdeki falan anılara bakın sendikacıların. Bu da Yedikule, şimdi Zeytinburnu'nda olan şube, Yedikule şubesi. Bu şeylerdeki, yani İstanbul'un içindeki o Gedikpaşa falan filan oralarda örgütlenmek için oradaki parayı hakikaten kullanıyorlar. Yani çünkü bu insanlar işçilikten gelen ve o dönüşümü bütünüyle geçiremeyen insanlar, çünkü sendikaların parasal kaynakları çok zayıf. Yani para az olunca iyi sendikacılık yapıyorsun anladığım kadarıyla. Ama yani Bahri Ersoy falan Teksif Başkanlığı, sonra Ecevit döneminde bakanlık yapacaktır. Ciddi uğraşıyorlar bu, yani yedi kuruluşun şubedeki
özel işletmelerle. Ama esas kuvvet Bahri Ersoy'un da kendisinin fabrikası Bakırköy Sümerbank. Şimdi yıktılar, gökdelenleri diktiler denizin kıyısına. Orası ciddi bir şeydir. Yani biz hala 90'larda ilk öğrenci hareketinin içindeyken orada emekli işçi abiler vardı Osmaniye'de falan. Bakırköy fabrikasında çalışan. İyi kötü bir işçi kültürü olan insanlar. Ve tam da bundan dolayı kendisi maaşı zamanında yatıyor falan filan ama 7 kule şubenin yaptığı işlere elinden geldiğince destek veriyorlar. Şimdi böyle bir ortam olduğu için bu montaj fabrikaları oluşunca bu fabrikalar yani parasal kaynağı, bu sendikalar pardon, parasal kaynağı kitten elde eden ama burada faaliyet yapan sendikalar özellikle İstanbul merkezli olanları, Türkiye Maden İş, Teksif'in Marmara Şubesi, Lastik İş, biraz daha sonra 50'lerde daha sonra kurulur ama yani bunlar burada devlet fabrikaları var ellerinde. Oradan gelen bir parasal kaynakları var. O kaynakları buralarda harcıyorlar. Şimdi İtalya kahveciliğin şöyle bir şey var. Türk İş, Seyfi Demirsoy'un yanı var. Bir kez para kazanacak 27 Mayıs'tan. Çünkü Demokrat Parti'nin kurulmasına izin vermediği uluslararası bağlantıyı kurabiliyorlar. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'yla. Dolayısıyla Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'ndan USAID şeyiyle bol miktarda Türk İş'e para yağacak. Yani üye sendikaların konfederasyona para vermesine gerek yok. Amerikan parası geliyor. Eğitim için Amerika'ya gidiyorlar falan filan zaten. Dolayısıyla kuvvetli bir yapı. Zaten 50'lerde alışılmış bir şey var. Sendika başkanıyla gidiyorsun, konuşuyorsun. Seçmen pazarlığı yapıyorsun. Yani kaç oyun var mevzusu. O yüzden Seyfi Demirsoy'un tekel sendikacısıdır o da. Tek gıda, o sırada tek gıda değil de ama yani tek gıdanın kökenindeki sendikadan. O diyor ki Ankara'da Türk İş vardır. Yani bunun şeyi şu. Biz bakanlıklar falan bizim elimizde. Çünkü bir seçimli siyaset var. Dolayısıyla bunlar işçi şeyi ve lobicilik yaparak sonuç almak mümkün. Fakat bir de Marmara bölgesindeki bu bahsettiğim sendikaların özel sektör işletmelerinde şey mücadelesi var. Örgütlenme mücadelesi var. Bu hiçbir zaman yani devletin çıkarttığı yasalar falan özel sektör için geçerli değildir. Hep kamu işletmelerinde uygulansın diyedir. İş yasası vesaire dahil. En bilinen örneği Zühtü Tetey. Bu da işte sendikası CHP milletvekili olacak. CHP işte Nebi Barkınlar, Sabahattin Selekler falan bunların sendikasına tek gıdanın kuruluş sendikalarından biri o da büyük destek veriyor. Kitle şey olduğu zaman şey değiştiriyorlar. Sümerbank'ta mesela işletme müdürü değiştiriyorlar. İşçi istemiyor işletme müdürünü. İşletme müdürünü değiştiriyor. Buçel diye bir tane Eyüp tarafında bulgur yapan bir şey var. Firma var. Adam lokaft yapıyor. Kanunsuz yasak yani lokaft yapmak. Grevde yasak lokaftı. Lokaft yapıyor. Bu adam milletvekili yani. Milletvekili CHP'nin adamı. Yalvarıyor. Faaliyet raporunda yazdığı için diyorum. Yani şuraya bir müfettiş yollayın diye yollamıyorlar. Niye? Çünkü sendikacılık kitle yapılacak bir şey. Yasalar, 3008 İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, bunların hepsi kitler için geçerli. Özel sektör jungle. Ha, o jungle'a girmeye cesaret ediyorlar eller boyunca. Bunu anlattım. Oradan gelen parayla. Şimdi dolayısıyla iki farklı sendikacılık kültürü var. Fakat İtalya kahvecilik döneminde jungle'da eğer yeterince radikal davranırsan, bu jungle'ın da Jose Borel şeyse, Avrupa dırçısı için söyledi. O yüzden kullanıyorum yani. Hakikaten hukukun kanunun olmadığı yer. Burada yeterince mücadeleci davranırsan sonuç alman mümkün. Niye? Çünkü korunaklı iç pazar var. En fazla sana maliyeti arttırıyorsan, işçi maliyeti artıyorsa fiyatı arttıracak. Rekabet yok ki. Zaten tekel, demir döküm tekel. Kavel tekel yani inşaat yapacak malzeme dışarıdan getirmen çok pahalı. Kavelden satın alacaksın. O yüzden patronlar kendileri rahat rahat şey yapar ama yeterince militan davranırsan o zaman bunun sonucunu almanın önünde çok yapısal bir sorun yok. 60'larda Marmara civarında özellikle bu montaj sanayi olan yerlerde bu sendikalar bu tür bir mücadele içine girecekler. Giriyorlar ve sonuç alıyorlar. O yüzden 60'lar boyunca önemli işte Derbi işgali, Kavel, Singer vesaire gibi yani bugün hala efsane gibi anlattığımız mücadeleler var. Ve bu işçiler de
Demin bahsettiğimiz köyünden gelmiş, genelde kaver kaplamış, kaverin inşaatında çalışmış. Yani inşaat çünkü hep düz işlerden biridir. Sonra da kaver onları işe almış. Çünkü insan yok. Etrafta da İstinye'de bugün hala bulursunuz. Yani şey oradaki ilk gecekonduları falan da yapmışlar. Çünkü karıştırmıyorlar zaten. Devlet sosyal konutla falan da ilgilenmiyor. Böyle bir Türkiye arazi mülkiyeti falan işlerinde daha geç mülkü olduğu için oraya da evini falan da yapmış. Zaten inşaatta çalışmış. Gelmiş insanlardan bahsediyoruz. Bunlar ve bu bir şey yaratacak. Çok uzaktım büyük ihtimalle. O ne abi? Zorunlu olarak dinleyen insan bulmuşum. Bir dakika bitir. Yok, bitireyim bunu. Sonra. Ha, hiç değilse bir 12 Eylül'e geleyim. Çok önemli nokta ne ya? Bu tam darbeye geldi ama bu bir bölünmeye yol açacak. Yani bu iki sendikacılık türü bir bölünmeye yol açacak. 64'te Teksif'in Marmara şeyini sendikasını doğrudan doğruya atıyorlar. Teksif Federasyon çünkü. İhraç ediyorlar. Ki yönetimde CHP'liler var. Bahir Ersoy'un şeyi. İşte disk tekstil odur. Yani Teksif'in atılmış olan Marmara bölgesi 64'te Kuşehir'den dolayı. Bu Paşabahçe mevzundan dolayı zaten Türkiye Maden İş, Lastik İş falan açılıyorlar falan. Dolayısıyla bu iki şey oluşuyor. Ve bu arada bol miktarda yeni sendika kuruluyor. Bağımsız sendikalar kuruluyor. Yani burada mücadeleyle sonuç almanın mümkün olduğunu görünce çeşitli ilaç fabrikalarında falan iş yeri sendikaları kuruyorlar insanlar. Var olan şeylerin dışında. Bunlar disk 67 disk hoca bunun etrafında birleşecekler ve bu işte 15-16 Haziran falan sonucunu getirecek. Şimdi fakat bu sonuna kadar gitmiyor. Yani bu sendikacının çünkü evet ben insanların özne olarak hani mücadeleci tavırlarını falan filan küçümsemiyorum. Ama ithal ikamecilik krize girecek. İthal ikamecilik her yerde krize girer. Çok basit bir şey var. Çünkü sermaye malını ancak dövizle alabilirsiniz. Dolayısıyla ekonomimizin döviz üretmesi lazım. Fakat iç pazara satan bir sanayi döviz üretemez. Yani vatandaş Türk lirasıyla. Dolayısıyla Türk lirasıyla alıp Türk lirasıyla satıp ana maddeni dövizle aldığım bir sistem. Muhakkak bir döviz krizi yaratıyor. Her yerde yapmıştır Güney Kore hariç. Sadece Güney Kore çünkü o da büyük ihtimalle yani o dönemki ekonomik konjonktürden dolayı Atlantikçi şeyin buna izin vermesiyle işte bugün kullandığınız Samsung, Hyundai vesaire gibi markaları şey yapan ki çok planlı bir ekonomidir. Bu arada yani hangi şirketin nerede çalışacağı falan da devlet tarafından belirlenmiştir. Onlar dışında bütün her yerde çok ağır döviz krizleri, döviz darboğazları yaratıyor ithal ikamecilik. Ve 70'lerin genel kriziyle de birlikte işte 24 Ocak kararları Türkiye diyorlar ki ya ihracata yönelik şey yapmak lazım. Bu ithal ikamecilik olmuyor. Bu bakımdan işte tabii bunu yapmak da toplumsal hareket o kadar yükselmişken hadi 24 Ocak kararları bunu uygulayın demek mümkün değil. Ciddi grevler var. O yüzden sopaya ihtiyacın var. 12 Eylül darbesi oluyor. Fakat şurada bir yanlış var. 12 Eylül darbesiyle birlikte Türkiye hemen başka bir şeye dönüşmüyor. Bu bir zorlama yani bir yasal kurumsal değişikliği, bir reel ücretlerde gelimeyi, gerilemeyi işçi sınıfına örgütlüyken, mücadele halindeyken dayatmam mümkün değil. Bunu yapmak için yapılmış bir zorlamadır. Zorlamadan da sonuç alıyorlar. Reel ücretler gerileyecek. Bir piyango çıkıyor İran-Irak Savaşı. Bu Türkiye'nin normalde iç pazar için üretim yapan işte diş macunu, temizlik malzemesi falan filan firmaları oralara satış yapabilmeye başlıyorlar. Yoksa birdenbire böyle bir ihracat şey değil. Bu arada temizlik malzemelerinin kimyasal silah içinde kullanıldığını hatırlayın. Dolayısıyla ham madde gelip bazen satılıyor. O aslında Irak'a yani İran demirini bolsun diye batıdan gelen kimyasal silah yardımı buradan geçiyor. Yani şimdi Rusya-Ukrayna işinde olan şeyler yeni bir şey değil. Türkiye'nin hep yaptığı işler. Dolayısıyla bu bir bastırma oluyor ama 80'lerin ikinci yarısından itibaren sonuç olarak geçmişin hafızası canlı. 80'lerin ikinci yarısındaki genç işçiler 12-13 yaşlarında şehirlerin kenar mahallelerindeyken diskle, devrimcilerle vesaire tanışmışlar. O yüzden siyasal konjonktür rahatladıkça bunların aslında hak talep ettiklerini görüyoruz.
Ve özellikle kit işçileri açısından bu geçerli. Çünkü onların da reel ücretleri gerilemiş ve diskten farklı olarak onların sendikal modeli devam ediyor. Bol miktarda kit var. Devletle pazarlık yapıyorsun. Seçmensin. 12 Eylül işi bitip çok partili iş 83 seçimleri şeydir. Yani herkesin girmesine izin vermiyorlar. Ama 87 seçimleri öyle değil. 87 seçimleri bildiğimiz tür seçimler. O yüzden 87 toplu sözleşme sürecinde petrol iş her yerde eylem yapar. O sıradaki şeyde Cevdet Selviler falan, daha sonra SHP falan siyasetçileri onlar. Yani liderlik de daha sosyal demokrat eğilimli ve 87 toplu sözleşme sürecinde grev yasağı var. Petrol için en büyük iş yerlerinde hala var. O Tüpraş'ta Mütraş'ta grev yapamazsınız. Ama ona rağmen işte bu sakal bırakma, servisten inip iş yerine yürüme, öğle tatilini uzatma falan gibi pasif eylemlerle de şeye 87 seçimleri esnasında ANAP iktidarın elini zorlayacak şekilde bir mücadele geliştiriyorlar. Zaten 86'da yani Netaş grevi vesaire de var. Yani bir tekrar işin hemen büyüdüğünü görüyoruz. Yani o siyasi baskı zayıfladığı anda işçi sınıfının 70'lerden alışık olduğu sendikal hareketin, hatta yani daha dar da konuşalım, 70'lerden alışık olduğu eylem biçimlerini hemen hayata geçirdiğini görüyoruz. Petrol iş başarılı olunca 89 kit sözleşmeleri bütün bir kit sendikalar açısından, yani petrol işi yaptığını biz de yaparız diye işte bahar eylemleri dediğimiz toplu sözleşme sürecinde, pardon, yürüyüşler, mürüyüşler falan gibi, ki o zaman da 89 genel seçimleri vardır. Toplu sözleşme yerel seçimleri vardır, pardon. 89 yerel seçimleriyle toplu sözleşme görüşmeleri çakışır. Meşhur işte SHP'nin silip süpürdüğü yerel seçimler. Gene çok hareketli olacak. Sonra Zonguldak madenci yürüyüşü falan filan. Fakat bunlar aslına bakarsanız İtalya ikameciliğin şeyi olmasa da, yapısal, kurumsal altyapısı olmasa da, o mücadele hafızasının canlı olduğu işçi bölüklerinin o eğitimden, 70'lerin döneminin eğitiminden geçmiş sendikal liderliğin tabanın baskısıyla yukarıda yaptığı eylemliliklerdir. Fakat 90'larla birlikte başka bir döneme geçeceğiz. Bunu anlatmam lazım. Son şey bu, ama bir şeyse ara verelim. 70'ler önemli değil mi? Esas mevzu şey... Evet arkadaşlar, şimdi benden sonra biliyorsunuz Astrolis çıkacak. Ben uyartıyorum sevmiş olarak. Dolayısıyla çok uzatmayalım. Şimdi şunu anlatmaya çalıştım bu kadar uzun şeyle. Sonuç olarak emperyalist döneminde kapitalizmin üç farklı kurgudan geçtiğini görüyoruz. Birinci kurgu işte bu klasik olarak bildiğimiz emperyalist arası rekabet dönemi. Petropol sanayi üretimi yapıyor. Diğer taraf ham madde satıyor. İkinci dönem, İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan dönem. Planlı ulusal kalkınmacı devletler dönemi. Burada metropolden sermaye malı ihraç ediyorsun. Korunaklı iç pazara mal satıyorsun ve bu başka ülkelerde, metropol dışı ülkelerde de bir işçi sınıfı hareketinin oluşmasına da denk geliyor. Bizim de hikayemiz esas olarak, yani tabii öncesi olsa da, yani öncesinde de çeşitli şeyler var, bu dönemde başlıyor ve bu dönem iki tür sendikacılık ortaya çıkıyor. Bir tanesi bu özel sektördeki montaj sanayi fabrikalarında diskin esas olarak sembolize ettiği militan, bir tür iş yeri militanlığına dayanan ama bundan sonuç alınabilen bir şey. Diğeri de Türk İş'in Ankara'da müesses siyaset arasında lobicilik yaparak gerçekleştirdiği siyaset. Bunlardan ilki 12 Eylül'de darbeleniyor büyük ölçüde. İkincisi ise işte özelleştirmeler yoluyla 90'ların ikinci yarısına itibaren tasfiye olacak. Şimdi onun hikayesini anlatacağız ama burada öncelikle bir bu emperyalistin bir üçüncü kurguyu ifade etmek gerekiyor. O da bizim neoliberal küreselleşme dediğimiz dönem. Şimdi Keynesçilik, yani Bretton Woods sistemi aslında 70'lerden itibaren krize giriyor. 70'lerde zaten Amerika doları altın karşısında devalüe ederek
fiilen milletin mutsuz öldü diyor, ama o esnada neyi yapacaklarından emin değiller. Krize giren bütün ekonomiler öncelikle enflasyonu dener. Enflasyon çünkü bir tür, bu var, fareler için derler yani, üfleye üfleye kemirir insanı diye, öyle bir şey etkisi yaratır. Yani bir servet transferi politikasıdır. Dolayısıyla karlılıkların bir biçimde korunmasına, hatta arttırılmasına hizmet eder, ama kısa dönemler için, yani işte bir 10 yıllık devreyi düşünürsek 70'lerde, 7-8 yıllık daha ziyade, işte bu yapılan enflasyon oranında zamlarla falan bir tür refah etkisi de görüyor gibi olursunuz. Dolayısıyla hızlıca aslında metropol ülkelerinden, emperyalist merkezin müesses siyaseti de hızlıca yeni bir şeye geçmiyor. Ama o yeni sistemin, işte Chicago okulu falan dediğimiz Milton Friedman'lar vesaire, Hayek'in görüşlerinin yeniden keşfedilmesi, serbest piyasacılık falan, ideolojik olarak üniversitelerde şurada burada ileri çıkmaya başlıyorlar. 80'lerde hükümetlere gelen bu enflasyon politikasıyla da kriz bir şekilde yokmuş gibi yapılıyor. 80'lerde hükümetlere gelecekler ve yavaş yavaş politikalarda bu doğrultuda belirlenecek. İşte Washington konsensüsü dediğimiz bir finansı deregüle edin. Yani küresel para dönüşünü serbestleştirin, özelleştirme yapın, sendikaların belini kırın. Bu illa şey yöntemlerle olmaz. Yani illa demeyeyim, sadece sendikalara yönelik baskı yöntemleriyle olmaz. Çünkü mesela 81-82'de ilk defa ceza yasasında sendika suçlarının girdiğini görüyoruz İngiltere'de. Hem Reagan hem Thatcher çok önemli iki tane grev kazanır. Thatcher madenci, büyük madenci grevini yedecek. 85'te 14 ay süren bir grevdir. Reagan 82'de hava trafik kontrolörleri grevini yenecek. Şimdi hava trafik kontrolü ne şey yapıyor diyorsunuz, ama bir ulaşım için uçağa çok dayalı bir ülkede çok kuvvetli bir, yani yaygın bir sendika olmasa da çok kuvvetli bir sendika, en güçlüsünü yapmış oluyorsun yani. Çok yaygınlığı olmasan da, ve bütün dünyaya da, bu da Washington konsensüsü dememizin sebebi, borç krizine giriyorlar ithal ikamecilikten dolayı Türkiye gibi ülkeler. Dolayısıyla gidip para bulmanız lazım. Yani borç krizinden çıkmak için parayı da nereden buluyorsunuz? Washington'daki üç tane kurumdan buluyorsunuz. Bir tanesi IMF, bir tanesi Dünya Bankası, bir tanesi de Amerikan Hazine Bakanlığı. Bu arada Keynes, Bretton Woods da diyor ki ya bunları da Birleşmiş Milletler gibi New York'a kuralım. Yani IMF ve Dünya Bankası, Hazine Bakanlığı tabii Washington DC'de olacak da, Amerikalılar istemiyorlar. Çünkü parayı kendileri kontrol edecek. O yüzden Hazine Bakanlığı'nın yanında bulunmasını istiyorlar. Ve buraya borç için gittiğinizde size önerdikleri paketin genel adı bu. Yani özelleştirme yapın, paranızı korumayı bırakın, yani finansal deregülasyon yapın, işte serbest ticaret, gümrük duvarlarını vesaire kaldırın falan diye önerdikleri, her ülkeye göre bir iki şey değişen paketin adı bu. Ve bu yavaş yavaş bütün bu ülkeleri değiştirecek. Ve bizim neoliberal küreselleşme dediğimiz şey işte 70'lerde başlayıp 90'larda Dünya Ticaret Örgütü kurulduğunda fiilen ortaya çıkmış bir şey. Yani birdenbire bir dönüşüm değil. Şimdi neoliberal küreselleşme nedir diye soracak olursanız, pek çok şey söylemem ama en temel özelliği üretimin ve tüketimin küresel olarak planlanmasıdır. Üretimin ve tüketimin küresel olarak planlanması. Bu ne demek? Şimdi gerek İlk dönemde, ama gerekse bu planlı kalkınmacılık döneminde fabrikalar bir yerde bulunur. Yani Michigan'da, Detroit şehrinde Ford'un büyük bir fabrikası var ve otomobil üretimi bütünüyle burada yapılıyor. Bütün Amerika'ya da Detroit, Michigan'dan satılıyor. General Motors'un kurulduğu yer, adam kuran vatandaş, önce at arabası yapan birisi, sonra işte motorlu taşıta geçecek. Flint, Michigan. Orada kocaman bir fabrika var ve Amerika'ya şeyi orada üretiyorlar. Bunlar Avrupa'ya da mal satıyor. Ama Ford Avrupa, İrlanda'da yanılmıyorsam, oradan Avrupa'ya satıyor. Gene kocaman bir fabrika. Neoliberal küreselleşme dönemi aslında montaj hattının küresel olarak yayılması. Tabii bir eski dönemin sembol ürünü arabaysa, şimdi iPhone. iPhone'lar nerede üretiliyorlar? Her yerde üretiliyorlar. iPhone'un dizaynı Silikon Vadisi'nde yapılıyor, Kaliforniya'da.
Foxconn Çin'de bir kısım montajı yapıyor ama o ekranlar Kore'den geliyorlar. Vietnam'dan gelen çeşitli şeyleri var. Dolayısıyla ticaret artık bildiğimiz gibi mamul maddenin bir ülkeden bir ülkeye satılması değil, bir fabrikanın montaj hattının bütün küresel olarak şey olması, işlemesi. Yani bugün benim gençliğime kadar Türkiye hala evet iç pazara sanayi üretimi yapıyorduk ama yetmeyen dövizi kazandığımız şey hala krom, fındık, incir, pamuğu da kendi içeride kullandıkları çiçeği değildi. Onlar da tütün de içeride kullanıyoruz büyük oranda. Fakat bugün Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi araba. Ama arabayı biz 1960'larda Amerikalıların yaptığı gibi yapmıyoruz. Biancourt'dan Paris'in biraz dışında başlıyor Renault'un üretimi. Romanya'ya gidiyor, buraya geliyor. Buradan çeşitli yerlere satılıyor. Yani araba dediğimiz artık Renault bilmem ne fabrikasında yapılan bir şey değil. Bunun bütün tedarikçileriyle birlikte aslında Bursa'da da değil sadece işte Gebze'den ve başka yerlerden gelen bir sürü malzeme var. Bütün şeyler böyle yapılıyor. Bu neoliberal küreselleşme dediğim zaman anlamamız gereken şey budur. Bunun olabilmesi için de dünya büyük oranda değiştirilmiştir. Serbest ticaret olmadan bunu yapamazsınız. Yani bir fabrikanın montaj hattının ülkeler arasında bulunmasının temel şeyi bir kez serbest ticaret. Ama daha önemli bir şey var. 1980'lerde bu GATT dediğimiz bizim serbest ticaret anlaşmaları bitti. 80'lerden sonra fikri mülkiyet şeye başladı. Dünya Ticaret Örgütü'nün temeli fikri mülkiyettir. Niye? Çünkü adam Silikon Vadisi'nde çizdiğini Foxconn'a yolluyor, Çin'e yolluyor. Dolayısıyla fikri mülkiyeti korumazsan onu yapamazsın. Ona rağmen Çinlileri suçluyorlar. Bu Huawei falan yaptıkları, bunlar korsanlık yapıyor falan gibisinden. Ve gene tabii finansın da küresel ve deregüle olması. Bu dış ticaret çekmek için aslında bütün ülkeler arasında bir dibe doğru yarış yaratmıştır. Yani çevre standartlarınızı, işçi ücretlerinizi, işçilerin çalışma koşullarını bastırmanız lazım ki Bangladeş'te değil de Türkiye'de yapılsın. Mısır'da değilse Türkiye'de yapılsın o tekstil üretimi. Bu başka bir dünya. Bu farklı bir dünya. Türkiye buraya 90'lar boyunca girdi. Ama çok böyle hani sembolik tarih istiyorsanız 12 Eylül falan filan hikaye 95'te Gümrük Birliği'dir. Gümrük Birliği'nin girilmesiyle çünkü sonuç olarak malını Almanya'ya satan bir ülke burası. Türkiye bu şeyin bütünüyle parçası oldu. Dolayısıyla daha önceki dönemde olan yani bu planlı kalkınmacı devletin iyi kötü işçiyi koruyan ya da işçiyi korumak aslında bir maliyet hesabı oluşturmayan. Ne kadar koruyorsa o kadar bu arada şeyinden başka bir dünya için. Tam tersine dibe doğru yarış. Ve bu üretim küresel olarak şey yapıldığı için, planlandığı için nasıl eskiden insanlar planlı kalkınmacı dönemde Sivas'tan İstanbul'a iş için geliyorsa bugün Afganistan'dan Türkiye'ye iş için geliyor. Yani neoliberal küreselleşme mantığı üretim küresel olarak yapılır. Tüketim de küresel olarak. O yüzden herkes iPhone kullanır. Yerli vesaire falan diye bir şey. O veya başka bir akıllı telefon. Neyse yani. Bu dünyanın mantığı. Burada sınır, işte para bilmem nesi, şu bu falan bunun bir anlamı yok. Burada ticaret de bildiğiniz ticaret değil. Buradaki ticaret rakamlarına bakarak ülkelerin zenginliği vesaire şey yapamazsınız. Benim zamanımda yani benim zamanım derken biz işte ilkokuldayken falan 80'ler güçlü ülkeler demir çelik üretirdi. Bugün demir çelikte dünya lideri Hindistan'dır. Tamam, Hindistan zayıf bir ülke değil ama sonuç olarak küresel kapitalizm merkez ülkesi değil. Çünkü imalat sanayi buralara kaymış durumda. Bu küresel kuzeyde bazı çöküntü bölgeleri yaratılıyor. İşte Flint, Michigan'dan bahsettik. Bu Michael Moore'un belgesellerini seyrederseniz Moore kendisi ailesinde bir General Motors çalışan aileden gelir. Kendi doğduğu kasaba bir fabrika kasabası. Bugün bu işte Boomtown diyorlar onlara. Ya yani bir boşalmış altından hücum kasabası gibidir. Hiçbir şey yok. Suyu zehirli. Yani suyu zehirli, kanser oranları falan çok yüksek. Ve bir altyapı yatırımı yapmıyorlar burayı şey yapmak için. Aynı şekilde Brexit zamanı Avrupa'dan çıkışı oy veren eski İşçi Partisi kalelere bakarsanız Kuzey Galler'de ve Midlands'te falan buralar boşalmış kömür kasabaları. Kömür, demir, çelik sanayi bunlar burada gitmiş Hindistan'a falan gitmiş firmalar. O yüzden Amerika'daki yere pas kuşağı diyorlar.
O Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvanya, eski sanayi bölgeleri. Burada artık fabrika falan yok. İş bulmak istiyorsanız Walmart'ta çalışıyorsunuz. Aynı işi yapıyor olabilirsiniz. Yani General Motors fabrikasında da forklift operatörsünüzdür. Walmart'ta yani o işte oranın mikrosu. Gene forklift çalıştırabilirsiniz. Ama General Motors imalat sanayi olduğu için oradaki forklift operatörü ailesini geçindirebilir. Çocuğunu üniversiteye yollayabilirdi 1960'larda. Walmart'ta aynı işi yapıyorsanız hizmet sektörüdür. Dolayısıyla maaş daha düşük. Büyük ihtimalle ailede başka birisine çalışmalı. Çocuk da askere gitmek için üniversite okumak için askere gitmek zorunda. O yüzden Amerikan askeri almacıları Kaliforniya'da dolaşmazlar. Ohio'da, Pensilvanya'da falan dolaşırlar. Çünkü askere giderseniz eğer 5 yıl hizmet karşılığı üniversite paranızı ödüyorlar. Çocuklar eğer sağ dönebilirlerse sağ dönmeyi başarıyorlar büyük oranda. Hani çünkü Amerikalılar bir yere saldırdıkları için saldırdıkları zaman yani dümdüz ederler önce. Ama PTSD ile dönüyorlar. Post travma sendromuyla. Stres bozukluğu ne? Post travmatik stres bozukluğu. Ha, sağ ol. Çok iyi öğrencilerim var. Dolayısıyla çocuklar okul falan okuyamıyorlar falan. Amerika'da sokaktaki adamların büyük oranı, 3'e 1 falan ya da 4'e 1 gibi oran eski askerlerdir. Yani bireyci bir toplumda olduğu için özellikle Latin kökenli değilse o şeyle düşerler. Aynı şekilde buralara dendik ki siz böyle sanayileşeceksiniz. Maraş'a kadar sanayileştik. Yani çünkü Marmara bölgesinin falan dışına çıktı. Çünkü neoliberal küreselleşmenin içindeyiz ama eşitsiz birleşik gelişim yasası oradaki sanayileşme bir refah üretmiş olabilir 90'ların başı vesaire gibi. Ama bugüne geldiğimizde insanların kanıyla beslenen bir sanayileşme olduğunu yani sizin kısa vadede belki tüketim satın alma gücünüzü bir yerde tutsa da orta ve uzun vadede o insanların genel refahından çaldığını herhalde bugün daha açıkça görebiliyoruz. Güvencesizlik, aile kuramama, yaygın iş cinayetleri, meslek hastalıkları falan gibi bir şey yaratıyor. Dolayısıyla kalkınma yaratmıyor. Tıpkı 70'lerde ya da daha önceki modelde işte az gelişmişliğin gelişmesi vesaire gibi düzensizlikler yarattığı için. Şimdi Türkiye 90'larda bu dünyaya girdi. 90'lara bu dünyaya girerken tabii gene bir demokratikleşme. Türkiye hep demokratikleşir çünkü. İşte şeffaf karakollar falan diye İnönü'yle Demirel hükümet kurdular. 91 doğmamıştınız büyük ihtimalle çoğunuz. Benim ilk defa bir mitinge katıldığım tarihtir. Ve hakikaten bir umut vardı. Yani özellikle orta gelir grubunda bir umut vardı. İşte 80'lerce 12 Eylül bitecek. Daha müreffeh, daha çok tüketebilen bir toplum olacağız falan gibi hızlıca gördük. Yani 94 krizi vesaire gibi şeylerle bu yeni girdiğimiz dünya o orta gelir gruplarına çok şey oldu. Ama alt gelir grupları açısından hakikaten ilk anda bu bahsettiğimiz şey daha çok iş bulunduğu zaman, istihdam arttığı zaman kentlere gelmeyle daha iyi yaşam koşullarına benzer şeylere, hiç değilse kamu hizmetlerine daha rahat ulaşım vesaire gibi şeylerle bir aslında böyle bir hakikaten bir büyüyen yani gelişen bir toplum algısı yarattı. Fakat bizim sendikal hareketimizde, sosyalist hareketimizde hala eski Türkiye'de yaşıyormuş gibi yapıyordu. Yani 70'te artık ortada kalmayan bir dünya, o dünyanın tespitleri, o dünyanın mücadele alışkanlıkları vesaire gibi. Bunun en net örneğini özelleştirmede gördük. Özelleştirme niye önemli? Çünkü senin var olan bir canlı sendikal geleneğin var. Öbürü 12 Eylül'de bastırılmış. Diske birazdan geri geleceğiz çünkü 90'larda yeniden de kurulacak. Ama öbürü hala yaygın kitler falan filan. Özelleştirme siyaseti esnasında Ankara'da lobicilik yapmaya devam ettikleri için ve eski alışkanlıkları da öyle olduğundan hep üyelerini kolladılar. Yani yeni işçiler alınmadı. Var olan işçiler ya artık üretimi yapmayan fabrikalarda tutuldular, sendikalar bunu göz yumdu ya da başka yerlere geçirildiler. Ben 2001'de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü satıldığı zaman ki yol iş dediğiniz sendika, şimdi yol iş deyince düşündüğünüz sendika gibi bir sendika değildi. Yani Türk İş'in
Bayram Bereli falan çıkartmış. Genelde iki genel başkan da onlarda vardır. 12 Eylül iki genel başkan da onlardan yanılıyorsam. Büyük Sendika Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü aslında yerel teşkilatında. Yerel teşkilat kapatıldığı zaman Fikret Barın başkan o zaman büyük miting yaptılar. Fakat ben kulaklarımı duydum yani sendikacılar diyor ki başkan iş bulacaksın değil mi üyeye diye buldular da yani başka yerlere onları atadılar. SEKA kapatıldı. Kocaeli Belediyesi'ni aldılar yani biraz mücadele edince. Çünkü biraz mücadele edeceğiz hala seçmezsin bir karşılık buluyorsun. Fakat bu özelleştirme politikasına bir siyasi karşı çıkış mesela bu sendikacılık örgütleyemedi. Ve tam tersine kendi tabanı ortadan kaldırılırken buna seyret, bunu seyretti. Suç ortağı oldu ya da bununla eski dönemden kalma alışkanlığıyla yani şimdi Bayram Bereli de suçlama şeyi yok. Mücadele etmeye çalıştı. Hatlar bir emek platformu kurdular. İşte bizi mitinglere falan çağırdılar. Biz de çok şeyiz ya solcuyuz falan. Git diyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz mitinglerde ama esas sonucu almayı düşündüğü yer orası değil. Kitle mobilizasyonu değil. Esas sonucu Anayasa Mahkemesi alıyordu. Türkiye'de özelleştirme deyince akla Özal gelir. Özal hiçbir özelleştirme yapamamıştır. Çünkü bütün özelleştirme kararları Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Çünkü Anayasa Mahkemesi hala o planlı kalkınmacılığın şeyi sokakta eğer yeterince bir kuvvet gösterebilirsen Mümtaz Hocalar Anayasa Mahkemesi'nden Mümtaz Soysalar falan çözüm üretebiliyorlardı. Türk işte bu şekilde şey yaptığı için bu şekilde mücadele etmeye kalktı. Bu hem sonuç vermedi, üyeleri korudular ama sonuç vermedi. Hem de bu yaygın olarak yeni oluşmuş olan işçi merkezlerinde, bu neoliberal küreselleşmenin, küresel tedarik zincirlerinin parçası oluşmuş olarak olan ortaya çıkan iş yerlerinde sendikaların kendi şeylerini savunmayan, kendi çıkarlarını savunmayan, sadece üyelerini düşünen ve dolayısıyla işçi sınıfının bütün adına konuşma meşruiyeti de olmayan kurumlar olarak ortaya çıkmasını açtık. Ve bu aynı zamanda bilinçli bir politikadır. Yani Reagan'a, Thatcher'a baktığınız zaman sendikalı işçiyi çalışkan, orta ücretli insanların düşmanı olan ayrıcalıklı bir parazit kesimi gibi anlatırlar. Turgut Özal da öyle konuşurdu. Şimdi herkes orta direk, orta direk diyor. Orta direk Turgut Özal'ın lafıdır. Ve orta direk yani şimdi düşündüğünüz gibi bir şey değil. Tam tersine bunu anlatırdı. Kendi işinin sahibi olan, özel sektörde çalışan falan böyle bir çalışkan Türk insanı var. Karşısında da işte Zonguldak madencisi gibi, Sümerbank işçisi gibi, devlet memuru gibi bir grup parazit var. Asalaklar var ve bunların ayrıcalıkları var. Genel bir 80'lerin bu işte ilk ortaya çıkan neoliberal sağın söylemidir. Yani çalışan kesimi bir polarize eden bir söylem kullanırlardı. Buna karşı da genel geçer laflar etmek dışında zaten bir şey yapmamıştı. Ama esas mevzu kendi altı boşaltılırken buna karşı bir militan mücadele ortaya koymaması. Daha beteri aslında DİSK. Çünkü DİSK ölmüşken dirildi. Yani tekrar kuruldu bu SHP-DYP koalisyonunun bir şey olarak. Ama yani zombi iyi bir şey değildir. Yani hangi diziyi seyretseniz zaten bunu görürsünüz. Yani ölülerin dirilmesi iyi bir şey değildir. Yeni kurulan DİSK kuruluşta hani bizim Çetin abiler falan da çok çalışan bütün iyi niyete rağmen açıkçası bu sendikal ortamda bir tür yeni sendikacılık vesaire gibi bu işte kalite çemberleri, Japon sendikacının lastik işin o dönem çok kullandığı ve sendikal kaynakların yağmalanmasıyla Kocaeli gibi yerler. Lastik iş örneği çok şeydir. Yani bu eski solcu liderlik sendikayı yağmaladılar. Öyle olunca oranın yerel işçisi yükselmekte olan İslamcı hareketten de şey olarak yani çünkü eskiden şey kendisi 70'lerdeki bu Kavel direnişi şu bu falan yapan işçi de öyle komünist falan bir işçi değildir. Cumasını kaçırmayan işçidir. Yani normalde tür yani öyledir zaten insanlar. Fakat bu sendikacılık işini bu solcular yapar diye bir şey hiç değilse 70'lerde yerleşmişti. 90'lardaki disk pratiği özellikle lastik iş gibi örneklerde, genel iş gibi örneklerde, disk tekstil gibi örneklerde bunu da yerle yeksan etti. Tam tersine biz bu işi yapabiliriz şeyi ortaya çıktı. Kocaeli'de Şevket Yılmaz vesaire gibi o zamanın Refah Partisi'nin vaizleri öyle diyeceğim. Bunu anlatırlar. Yani orada Kocaeli'de şey biz yapabiliriz.
diye ve bunlar hakikaten lastik işi yönetim değişti. İşte sonra işçiyi dövmeye çalışırken öldürülen vatandaş o zaman yönetime gelmiştir. Çünkü bir önceki yönetim Vahdettin Karabay kendisi değil ama yani yönetim sendikanın kaynaklarını yemişler yani. Bunu işçi görüyor. Böyle olunca aslında yani zombi bir itibar vardıysa yeni işçi kitleler arasında bu itibarı da ortadan kaldırdı. Aynı zamanda 90'lar tabii işte Kürtlerin yaygın olan tabii şey koşullarından dolayı, bölgedeki koşuldan dolayı buralara gelmesi, sosyolojinin de değişmesi ve İstanbul'un ilk yoksul mahallelerinin mücadele hafızasının hem bu sebeplerle aktarılamaması hem de zaten bir orada da bir jungle olduğu için sonra gelen bu nöbetleşe yoksulluk dediğimiz şey bir önce gelen kendisi sendikacılık yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Şimdi EMEP'in ya da ÖDP'nin o zaman ÖDP var. İşte ilçe yöneticisi falan ama ev sahibi, dükkan sahibi falan yeni geleni kendi şeyince, meşrebince sömürüyor. Dolayısıyla o insanlar arasında da yani bu nöbetleşe yoksulluk mevzusu çok hızlı kentsel nüfus şey yapınca ona bakıyor ya bu karşı tarafın adamı diye düşünüyor. Böyle bir dönüşüm de oldu. Ve böylece biz 2000'ler boyunca şöyle bir sendikal durumu özümsemiş olduk. Sendikalar hiç kimseyi örgütlemiyorlar. Şimdi şey yapıyorlar. Gerçi Aziz abiler falan bizim eski yasa zamanı 656 öncesi sendika üyelikleri rakamları gerçek değildir. O yüzden deniyor ki işte şey %40'lardaydı falan filan öyle bir şey yok. Değildi. %8-9 civarı toplu sözleşmeden yararlanma vardır. Bu da gerçek sendikalılık oranını verir. Çünkü noterden istifa etmediğiniz sürece öldüyseniz de kendi işinizi kurduysanız da hala o sendikaya üye gözüküyordunuz. O yüzden yani bir sürü ünü vardı o listelerde. Bir sürü kendi işini kurmuş yani ufak tefek kendine çalışmış. Çünkü başka sendikaya geçmiyorsanız noterden istifa etme. O para yani gidip istifa etmek noterden. Öyle bir ihtiyaç duymuyor insanlar. Dolayısıyla sendikacılık oranları düşmüştür. Yani en başından itibaren düşmüştür. İstatistikler göstermez yasanın durumundan dolayı. Ve özelleştirmelerle insanlar başka yerlere geçmiş ve yeni işçi alınmadığı için sayılar düşmüştür. Standart bir işletmene de bir üçlü yapı ortaya çıkmıştır. En altta taşeronlar var. Bu 2002'de iktidara gelir gelmez değişen iş yasası. Doğrudan aslında AKP'nin işi değildir. Zaten düşünülen bir şeydi. Esnek çalışma falan gibi. Bu taşeronlaşmanın önünü açan bir şey. En altta taşeronlar var. Aynı işi yapıyorsunuz. Mesela özellikle bu elektrik TESİŞ Mustafa Kumru Türk İş Başkanlığı da yaptı. TESİŞ'te çok net bir şeydi. Taşeronlar var. Yani tehlikeli iş onlar yapıyorlar. Hani elektrik falan çarpıp ölen onlar. Yaygın bir kapsam dışı var. Yani işçi arkadaşlar verirler. Toplu sözleşmede kapsam dışı beyaz yakalılar şunlar bunlar kapsam dışı sayılır. Yani mühendislerin falan hepsini de attıkları için yaygın bir kapsam dışı var. Ortada bir tane sendikalı tabaka var. Yani ne taşeronun aldığı riski onun kadar çalışıyor falan. Üst tarafta da değil. Dolayısıyla aynı iş yerinde bölünüyorlar. Bu hastanelerde falan da yaygın olarak görülüyordu. Ama işte Dev Sağlık İşi, Arzu Çerkezoğlu'nun disk başkanısı ondan dolayı çeşitli yerlerde mesela hastanelerde bu sağlık ekip işidir diyerek biraz daha yani 80'lerde solculuk yapmış falan çeşitli şeylerin hekim olmasının da çünkü oradaki hiyerarşik ilişki de var tabii. Tabip odaları işte ses falan gibi malcılığı bazı örnekler ortaya kondu. Birlikte örgütlenme, ortak örgütlenme ama onun dışında bu neoliberal küreselleşme dünyasının yarattığı bölünmelerde hiç gidilmeyen yerler. Yani biz çok 2006'da Umut Sen tartışmaları Murat hatırlar ilk başladığı zaman daha önce ben 2006'da katıldım 2004-2005'te başladığı zaman. Şimdi sendika diyoruz ya bir iş yeri var çok şey çocuklar. Öyle kaç kişi var diyorlar. 60 kişi varsa ya 100 kişi var aşağı kurtarmıyor. Ben bunu duydum yani kurtarmıyor. Şey taşeron örgütlenmesi falan ya taşeronla kim uğraşacak falan diyorlar. Ve ama hala iyi kötü bir şeyi var bu sendikaların. Çünkü özelleştirmeler vesaire yolunda giderek düşmesine rağmen bir üye tabanı var. En sonunda Rıfkı kime kaldı? Rıfkı tekel işçisine kaldı. Yani gidecek yerleri yoktu. Her yer kapanmıştı. Dolayısıyla 2010'da bu tekel direnişi dediğimiz şey aslında bir şeyin bitişinin simgesidir. Yani bir mücadele biçimi 60'larda
kuvvetlenmiş ama öncesinde bir şey olan 70'lerde falan artık böyle bir kendi rüştünü de ispat etmiş 15-16 Haziran'da DGB direnişleri çünkü siyasi grev yapıyor DİSK. 80'lerde hala canlı olan büyük madenci yürüyüşünde gördüğümüz falan filan bir tarzın sonunu orada gördük. Çünkü 4C dediler kamu işçisine ve 4C'yi kabul etmek durumunda kaldı. Çok kahramanca direnilmiş olmasına rağmen. Yani SEKA işçisi benzer kahramanlıkta direndiğinde belediyeye alınabilmişti Kocaeli'nde. Orada artık ve AKP'nin kendini 2010'da daha kuvvetli hissediyordu. Yani bu işte Ergenekonuşları falan da tam başladı. Dolayısıyla devlette bir şey rakibi kalmıyor. Ne de zaten neoliberal küreselleşme mantığıyla alakalı bir şey değil. O noktadan itibaren zaten sonra yasayı da değiştirdiler. Yani sendikaların, özellikle Türk İş sendikalarının Ankara'da kocaman kocaman binaları olan ama ne siyasette ne işçi arasında gerçek gücü olmayan bir şey olduğu. Bunların bir kısmı mesela Tek Gıda bu işten öğrendi. Bence öğrendi kısmen. Çünkü onlar bir devlet sendikası olmaktan yani Tek Gıda 3 tane Türk İş Başkanı çıkartmıştır. Seyfi Demirsoy, Halil Tunç. Neyse şimdi hatırlayamayacağım. Yaşlandım da çok uzun konuştum. Bir özel sektörde örgütlenmeyi beceren sendik olmayı bir şekilde becerdi diye düşünüyorum. Yani hani çok böyle çok ideal yüksek standartlar koymaya gerek yok. Alttan önce belki de tam düştükleri için gördüler ama çok büyük çoğunluğu bu dönüşümü gerçekleştiremediler. Diğer sendikalar yani ufak tefek butik örnekler dışında enerji sendikası, sağlık iş falan bir şey ortaya koyamadılar. Yani dolayısıyla bizim bugün bir sendikal mücadele geleneğimiz yok. Yani bunu şey yapmak gerekiyor. Yüzleşmek gerekiyor. Biz 6356 sonrası yani aslında 5-6 yıldır Umut Sen tartışıyorken bununla yüzleşmemiz gerektiğini şey yaptık ve sendika kurarız dedik. Açıkçası bunu. Çünkü o sebelerde bu bireysel direnişler ortaya çıkmaya başladı. Yani işçi bu işe sendika şu bu falan yani eski usul şeylerle düşünmeden zaten öyle bir yükü de yok. Doğrudan doğruya kendisi öne atılmaya başladı. Tabii metal fırtına yani bir sendika değiştirme isteğiyle ortaya çıkılması ve sonra bağımsız sendikalar yani PTT'den de arkadaşlar var. Bağımsızın mücadelesi ortada. Biz bu yeni dünyada neoliberal küreselleşme dünyasında geçmişin yükünü, cülufunu taşımadan nasıl bir işçi mücadelesi geliştirebiliriz? Yaparak, deneyerek, kuşkusuz bazen yanılarak öğrenmeye çalışıyoruz diyeyim. Epey uzun konuştum.